Günaydın sevgili izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. İşaret dili tercümanımız Meltem Küçük'le birlikte bugün ekip arkadaşlarımızla beraber oluşturduğumuz akışı ekrana taşıyacağız. Fox Haber Merkezi'nin emeğini ekrana taşıyacağız. Şöyle geçtiğimiz hafta neler yaşandığına kuş bakışı bakıp böyle yukarıdan bir şekilde olanları süzüp sonrasında bugüne geldiğimizde bugünün analizini birlikte ortaya koymak niyetindeyiz. Sizler de bize yazıp göndereceksiniz. Bizler de olanı biteni ortaya dökeceğiz. Ne var ne yok. Hepsinin üzerine ortak bir konuşma gerçekleştireceğiz yine bugün. Çalar Saat hafta sonunda. X hesabımız ve Instagram hesabımız Ezgi Gözeger. Oradan bize yangın var başlığı altında güne dair düşündüklerinizi yazıp gönderebilirsiniz. Nasıl bir hafta geride bıraktık? Zaten geçtiğimiz haftanın en önemli olaylarından bir tanesi 6 Şubat depreminin ilk yıl dönümü olmasıydı. Buna dair gerek sokakta gerek siyasette gerekse deprem bölgesinde pek çok gelişme yaşandı. Özellikle geçtiğimiz hafta sonundan hafta içine sarkan en önemli gelişmelerden bir tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay için garip kaldı yorumunu yapmış olmasıydı. Ve yerel seçim öncesinde yerel yönetimle merkezi yönetim eğer ortak olmazsa işte böyle garip kalır demiş olması çok tepki çekti. Hala tartışılan bir konu. Sonrasında deprem bölgesinde siyasiler tepki gördüler. Sadece iktidarın temsilcileri değil aynı zamanda Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bugün CHP'li, eski AK Partili, siyaset ismi, o da tepki görenler arasındaydı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylığı belirlenmeyen adresler var. O adreslerden bir tanesi de Hatay. Önümüzdeki hafta içerisinde bu belirsizliğin ortadan kalkacağını, hafta sonu Hatay için bir anket yapılacağını söyledi Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. Bu ve buna benzer pek çok gelişme yaşandı. Çağlayan'da adliyede bir saldırı gerçekleşti. Bunun haricinde bir de AYM Başkanı çıkıp öyle bir açıklama yaptı ki aslında zehir zemberek ve adrese teslim net mesajlardı. AYM kararlarını beğenmeyebilirsiniz ama uygulamak zorundasınız dedi Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende. Bu ve buna benzer pek çok gelişme var. Örneğin en acılarından bir tanesi geçtiğimiz hafta itibariyle depremde kaybolan ve bulunamamış 38'i çocuk 145 kişi şimdilik bilinen sayı, bu insanların gayip sayıldığı da bir hafta oldu geçtiğimiz hafta. Hepsini değerlendireceğiz teker teker. Yangın var dedik çünkü ekonomide yangın var. Başka yangın var dediğiniz konu varsa onları da yazın gönderin tabii ki. Ama yeni Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı açıklamalar, Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Cevdet Akçay'ın yaptığı kopuş açıklaması ve Mayıs ayını biliyorsunuz Hafize Gaye Erkan da işaret ediyordu. 70 ile 75 arasında olacak enflasyon Mayıs'ta pik yapacak diyordu. Mayıs ayını yeni Merkez Bankası Başkanı da işaret etti. %73'e kadar çıkmasını bekliyoruz dedi. Biz de bekliyoruz Mayıs ayını bakalım. Bugün hali hazırda yangın var. Kim bilir Mayıs'ta neler olacak? Nasıl yanacağız, kavrulacağız? Bu minvalde bize yazın, gönderin isteriz. Hemen hava durumuyla başlayalım. Adettendir. Güne başlarken hava durumuna dair haber vermek çalar saat geleneğidir diyebiliriz artık herhalde. Bugün itibariyle yurdun batısında nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum. Oralardan bize haber verin. Bugün itibariyle hava sıcak. Yani hani serin falan da demeyeceğim, ılık da demeyeceğim. Bayağı bildiğiniz İstanbul'da montla, gocukla terliyorsunuz. Ben bugün yelek giydim. Hani bir ince ceket, üzerine de böyle yelek giydim ki dün yaşadığım o afakan basmasını bugün yaşamayayım diye. Ama yurdun doğusuna baktığınız zaman durumun tam tersi olduğu ortaya çıkıyor. Bir yanda kara kış, diğer yanda bahar havası. Türkiye Şubat ayında yazdan kalma günler yaşıyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Özellikle de batı illerde. Bugün Sakarya, Düzce, Bartın 22, Aydın ve Bursa 21, Denizli, İzmir, Manisa, Balıkesir, Tekirdağ, Çanakkale ve Bilecik 18-19 derece. İstanbul'da hava bugün 17, yarın 18 derece olacak. Megakent'te güneşli havayı fırsat bilenler sokaklarda, sahillerde, parklarda.
Doğu Anadolu'da da hava bu aylarda olması gerekenden sıcak. Kar yağışı etkili değil, ancak karın yağdığı, metreleri bulduğu yüksek noktalarda hala beyaz örtüyle mücadele sürüyor. Artvin Borçka'da cenaze için yol açmaya çalışan iş makinesi kara battı. Van Çaldıran'da rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için yola çıkan sağlık ekipleri 2,5 kilometre yürüdü. Ardahan'da merkeze bağlı Balıkçılar Köyü'nde hastalanan 2 aylık yamaç Bekir bebeğe ulaşmak da kolay olmadı. Siz abi şu çantayı alın da. İki gündür yağış alan Muğla'daysa yağmur sel oldu. Menteşe'de Düğürek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleriyle Karabağlar Yaylası mevkiindeki bazı tarım alanlarını su bastı. Meteoroloji bugün Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Doğu Anadolu'da da artan sıcaklıklar nedeniyle çığ riski devam ediyor. Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da bugün ve yarın hava sisli. Hafta başında yağış yurdun batısından başlayarak gün gün diğer bölgelere yayılmaya başlayacak. Sıcaklık da yeni haftada hafta ortasından itibaren yeniden düşmeye başlayacak. Şimdi gazetelerin manşetlerine de bakacağız. Siyasetin gündemine de gireceğiz ama isterseniz önce biraz havanın durumundan bahsedelim. Bugün itibariyle aslında dünden çok önemli bir fark yok gökyüzünün tablosunda. Bugünün haritası bakın bu şekilde. Marmara bölgesi için özellikle güneyi ve Trakya için haritam rüzgar diyor. Hatta fırtına seviyesinde bir rüzgardan bahsediyor. Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, iç kesimler, Karadeniz'in neredeyse tamamı, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de beklenen yağış bırakacak kadar yüklü bir bulutlanma yok. Yani bu bölgelerin bazıları özellikle Ege'si, iç kesimleri, Akdeniz'i bütün gün güneş görecek diyebilirim size. Ama İç Anadolu bölgesinin doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu zaman zaman tamamen kapatabilir hava. Zaman zaman en yükseklerinde, merkezi seviyede değil de en yüksek zirvelerinde yağışlar, kar yağışları devam edebilir. Ama merkezi noktalara baktığımızda genel olarak günün sisli, puslu ve dolayısıyla bu basınç sistemi dolayısıyla da oldukça durağan olacağını söyleyebilirim. Doğuda ve iç kesimlerde ama Akdeniz, Marmara'da durum aynı değil. Marmara'da hareketli bir hava var. Rüzgar kuvvetli esecek diyelim. Siyasetteki rüzgarla devam edelim. Şimdi DEM Parti ile o mu görüştü, bu mu görüştü, kim görüştü meselesi çok uzun zamandır tartışıla gelen bir mesele. Daha önceki seçimlerde de aslında siyasete özellikle de iktidara propaganda malzemesi olmuş bir mesele. Aslında kapalı kapılar ardında AK Parti görüşüyor ama CHP de işte HDP ile HADEP ile işte o zamanın HDP ile ya da işte son ismiyle DEM Parti ile iş tutuyor gibi bir propaganda sürecini tekrar yaşayacağı benziyoruz. Bu anlamda Başak Demirtaş aday oldu mu olacak mı konuşulurken DEM Parti dün itibariyle eş başkan şeklinde adaylarını açıkladı. İstanbul için Meral Danış Beştaş dedi, ilave olarak da Murat Çepni dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına. Tabii Başak Demirtaş'ın adaylığı tartışması geride kaldı derken hapisteki Selahattin Demirtaş'ın bu anlamdaki mektubuna da bir dikkat çekmek gerekir. O anlayamadınız dedi, Başak Demirtaş'ın aday olmasının önemini ve anlamını kavrayamadınız dedi. Yani aslında kendi partisine daha önce birlikte yol yürüdüğü siyaset arkadaşlarına da uzanan bir söylemdi bu. AK Parti ile Saadet Partisi arasındaki pazarlık öne çıkıyor ve önemli. Bu pazarlığın bittiğine dair sinyalleri daha önce de almıştık. Bugün de yine Saadet Partisi ben adaylarımı açıklıyorum dedi bugün için. Bir açıklama yapmaları bekleniyor. Bakalım Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi değil Yeniden Refah Partisi düzeltiyorum. Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin bu pazarlıkları nereye varacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Elinizden geleni ardına koymayın. Gel gel. Gel bakayım. Gel gel. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarıyla gitme kararı alan DEM Parti İstanbul'a grup başkan vekili Meral Danış Beştaş'ı aday gösterdi. AK Parti, İYİ Parti, Saadet ve Zafer Partisi'nden sonra Ekrem İmamoğlu'nun karşısına DEM Parti'de aday çıkardı. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazanmak için. Kararlarımızı
kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. DEM Parti'nin İstanbul eş başkan adaylarını açıkladığı gün Selahattin Demirtaş da eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul'a aday olma talebine ilişkin açıklama yaptı. AK Parti ile işbirliği iddialarına sert çıktı. DEM Parti AK Parti ile de görüşmeli dedi. DEM Parti ile AKP arasında bir görüşme trafiği var mı bilmiyorum ama eğer yoksa bu iki parti için de büyük bir eksikliktir. Tüm partiler ülkenin, toplumun sorunlarının çözümü için görüşebilmelidir, konuşabilmelidir. Bu sorumluluktur. İki büyük şehir istedik. Kocaeli ile Sakarya. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu. Dedik ki bu olmaz. Denildiği gibi biz sadece meclis üyesiyle sınırlı olacak bir teklif değildi bizimkisi. AK Parti ile görüşmelerden sonuç alamayan Yeniden Refah Partisi de İstanbul ve Ankara adaylarını açıklayacak. Genel Başkan Vekili Kocaeli adayı Doğan Aydal, uzlaşı çıkmayan görüşmelerde AK Parti'den 35 ilçeyle Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini açıkladı. CNN Türkiye konuşan Ali İhsan Yavuz yanıt verdi. Orada konuşulanların o masanın mehabetine uygun düşecek şekilde dışarıda saçılmasını doğru bulmuyoruz. Ama esas olan şu, partinin tabanı istemiyor. Yeniden Refah Partisi'nin ittifak yok kararı sonrası AK Parti'ye yakın Osmanlı Ocakları, Fatih Erbakan'ın Adnan Oktar suç örgütü ve FETÖ ile bağlantısının olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıldık. Bu sefer acaba nasıl saldırabiliriz'in şeyine geçtiler. Bunu da doğru bulmuyorum. Yangın var dediğimiz bu sabahta görüyorsunuz ki sizlerde iki aydan az zaman kaldı yerel seçime. Siyasiler arasında var mı? Evet, yangın var gerçekten. O görüşmelerdeki çıkan kıvılcımlar neredeyse ortalığı yakacak, alev aldıracak boyuta gelmiş durumda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşmelerin bu kadar uzamış olması, beklendiği halde hala bazı adaylıkların açıklanmamış olması tepki topluyor. Yine bir erteleme geldi adaylık açıklamasıyla ilgili. Hepsini bir arada açıklayalım şeklinde Hatay'ı da yeni haftaya bıraktılar sevgili izleyenler. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer. Şimdi isterseniz biraz ekonomiden bahsederek devam edelim. İster istemez siyasetin gündemine geri döneceğiz. Tabii ki bahsetmemiz gereken, özellikle dün evvelsi gün bu konu çok konuşuldu. Konulardan bir tanesi bu kopma meselesi. Yani ekonomik olarak yaşanan kopuş meselesi. Cevdet Akçay kendisi bekleniyordu. Merkez Bankası Başkanı ilan edilmesi iki önemli isimden bir tanesiydi. Hatta bu anlamda Cevdet Akçay'ı destekleyenlerin çokluğu da konuşuldu, gündeme geldi. Ama sonrasında Sayın Karahan takdir edildi. Ve Sayın Karahan geçtiğimiz hafta çıktı, bir açıklama yaptı. Cevdet Akçay'ın yaptığı açıklama daha çok ses getirdi. Şimdi ben sizi bu konuyla ilgili orta sayfada neler konuşulmuş ona götüreceğim ama isterseniz önce daha somut çıktılarla konuşalım ekonomiyi. Mesela tazminat hakkınızla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugünün çalışanları, geçtiğimiz dönemde emekli olmuş, özel sektörde veya kamuda çalışmış, aldığı tazminatla ev, araba almış büyüklerimiz. Lütfen bize yazın, gönderin. Bizim tazminatımızda yangın var çünkü. Bugün biz aldığımız tazminatla ya da alacağımız tazminatla maalesef sizin yaptığınız kadar önemli yatırımlar yapamıyoruz, yapamayacağız. Kırpmaya devam ederlerse daha da beter olacak durum. Çünkü her seferinde biraz daha kırpılıyor. Seçime kadar acaba ses yükselir de tazminat konusunda bir vaat koparılabilir mi hükümetten? 18 yıldır 3 var diye çalışmaktayım. Gece gündüz biz fabrikalardayız. Tazminatımı hesapladığım zaman 18 yıllık tazminatımla ne araba ne ev hiçbir şey alamıyorum şu anda. Yani tazminatlarımız bitmiş durumda, erimiş durumda. 18 yıldır fabrikada işçi olarak çalışan Hüseyin Küçük, güvence olarak gördüğü kıdem tazminatı ile ilgili hayal bile kuramıyor artık. Çünkü tavan sınırı uygulaması nedeniyle çalışanların kıdem tazminatı yıldan yıla eriyip gidiyor. Hem işçiler hem de onlar adına sendikalar seçim öncesi yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Bugün emekli olsam 500 bin civarı alırım yani tazminat olarak. Bununla da bir ev alma lüksüm kesinlikle yok. Alsam ancak eski bir araba alabilsem alabilirim ancak. İşçiyi emekli olduğunda daha rahat yaşayabileceği bir çalışma koşulundan, yaşama koşulundan uzaklaştırmış oldu bu tavan uygulaması. Biz kıdem tazminatını hem iş güvencemiz olarak görüyoruz,
hem de kazanılmış bir hakkımız olarak görüyoruz ve asla teslim etmeyeceğiz. Çalışılan her yıla bir brüt ücret kadar tazminat hakkı kazanıyor çalışanlar. İşten ayrılınca ya da emekli olunca toplu olarak parasını alıyor. Ama sınır var. Tavan sınır nedeniyle maaş ne kadar olursa olsun 10 yıla karşılık en fazla 350.570 lira, 15 yılın karşılığı da 525.855 lira tazminat alınabiliyor. Kıdem tazminatı da işçinin sorunlarından bir tanesidir ve aynı zamanda en önemli sorunlarından bir tanesidir. Hükümetin belirlediği bir dayatma sınırı. Kıdem tazminatı bir aylık ücretimiz karşılığında her bir yıl için birikmiş emeğimizdir. İşverende bekleyen 13. ay ücretimizdir. Dolayısıyla kıdem tazminatı tavanı, alacağımız kıdem tazminatını çok ciddi bir biçimde kısıtlamaktadır. Kıdem tazminatı tavanı yıldan yıla eridi. 2002 yılında asgari ücretin 5 katına yakınken bugün 1,8 katı. Kıdem tazminatı hesaplanırken bir sınır uygulanmasına, çalışanların, işçilerin hak kaybına uğramasına ses yükselten DİSK, işçiler adına yetkililerden kıdem tazminatı konusunda somut bir adım bekliyor. Devletin buna müdahale ederek kıdem tazminatına bir tavan getirmemesi lazım. Tavan uygulamasının kaldırılması gerekiyor. Tavan uygulaması aslında işçinin kendisinin hak ettiği emeğin işverene bırakılması anlamına geliyor. İşçi sendikaları hem kıdem tazminatının fona devredileceği söylentilerine hem de işçileri mağdur eden tavan sınırına seçime kadar çözüm istiyor. Hem kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkmak hem de kıdem tazminatı tavanının kaldırılması başta olmak üzere hak ettiğimiz bu hakkımızı ele almak için bir mücadeleyi her zaman gündemimize tutmak zorundayız. Çünkü hükümetin programında kıdem tazminatına göz diken politikalar hala var. Evet, bu hakka göz diken politikalar hala var. Bugünün emeklisinin sorunu da sadece bugünün emeklisini nasıl ilgilendirmiyorsa, bugünün çalışanları da yarının emeklisi olacakları için gerek emeklinin maaşı hakkınca takdir edilip edilmediği, insanca ve onurlu bir yaşam sürecek kadar verdiği primin karşılığını, verdiği emeğin karşılığını alacak kadar ödeme alıp almadığı, gerekse kıdem tazminatı, bugünün çalışanının sadece işçi değil, tabii ki DİSK işçiler üzerinde vurgu yaparak süreci savunuyor. Sadece işçisi değil, özel sektör çalışanı, memuru, bunların tamamını yakından ilgilendiriyor sevgili izleyenler. O yüzden bizim gibi bizim yaşlarımızdaki insanların meselesidir aynı zamanda bu meseleler. Bunları yakından takip etmek gerekir. Hakkınızı bileceksiniz ki yedirmeme şansınız olsun. Ya da öncesiyle kıyaslama şansınız olması için de bilmeniz gerekiyor. Bundan 20 sene önce, bundan 30 sene önce bu iş nasıl yürüyordu? Bugün neden öyle yürümüyor sorgusunu yapabilmek için bilgiye ihtiyaç var. Bilmenin önemli olduğu bir çağdayız. İnanmak tabii ki önemli ama o tamamen size kalmış. Bilmek önemli. Bilmek için de okumak, takip etmek, izlemek, kafa yormak gerekiyor. Böylece bir süzgeç oluşuyor insanların kafasında. Geçtiğimiz hafta kafalardaki süzgeç yandı. Neden yandı? Çünkü Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamalar bir takım kopuşlardan bahsetti. Meşhur bir konuşma gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde Fox'un meşhur programı Orta Sayfa, Doğan Şentürk yönetiminde birbirinden deneyimli gazetecilerin açıp ortasından konuştukları Orta Sayfa. Yine saat 23.30'da bu ekranlardaydı. Tabii ki bu konu masaya yatırıldı, pek çok farklı konu gibi. Bakın o ekonomideki bazı bağlantıların koptuğuna dair konuşma nasıl yankı buldu? Şimdi bir, Akçay bunu niye yaptı bu açıklamayı? Çünkü konuşmasının büyük bir bölümü önceki yönetimleri suçlayıcı nitelikteydi. İki, bu yeni yönetim, önceki yönetimleri suçladılar. Acaba bu ne kadar koltukta kalacaklar? Bu biraz da kendilerinin koltuğu kaybetmelerine mal olabilir mi? Özellikle Cevdet Akçay'ı. Evet, bugün bayağı da sosyal medyada bu tartışıldı. Cevdet Akçay da gidici mi acaba falan diye. Hani Cevdet Akçay'ı az çok tanıyan birisi olarak ben o çıkışına şaşırmadım açıkçası. Çünkü Cevdet Akçay biraz da öyle birisidir. Yani Karadenizlidir de. O şey, Karadeniz damarı da güçlüdür yani, lafını sakınmayan birisi. Geçen programda bizim bu Merkez Bankası ataması meselesi bizim program dahilinde oldu. Biraz konuştuk ya. Ya aslında Cevdet Akçay 2000'li yılların başında, 2010'larda falan zaten Cumhurbaşkanı'na yakın çalışmış bir isim aslında. Cumhurbaşkanı da Cevdet Akçay'ı tanır. Cevdet Akçay da Cumhurbaşkanı'nı tanır ama daha sonra bu işte Erdoğan bu ya, üçüncü dünyacılık mı diyelim, ne diyelim artık. O şeye girdikten sonra, o moda girdikten sonra
bir kopuş yaşamışlardı. Bu meşhur konuşmayı yaparken şey dedi ya, sorulmayan bir soru var, onu da ben sorayım. %36 meselesi. %36 meselesinden önce öyle dedi. Bu link kopmuş meselesinde %36'nın izahatı olarak duyduk. Bir sorulmayan bir soruyu da ben sorayım. Linki kim koparmış? Deniz Zeyrek mi koparmış? Linki koparan adamı ben geçen gün mecliste gördüm, genel kurulda. Bizim basın locası yukarıdadır. Tam basın locasının altındaki hizada beyefendi o ceylan derisi koltuklara sırtını yaslamış, ayaklarını ileri doğru uzatmış, telefonunda şeylere bakıp gülüyor. Şimdi buna hakkı var mı? Nurettin Nebati'den bahsediyorum. Tabii gözler eski yönetime çevrildi çünkü aslında bu sözlerin adresinin eski yönetim olduğu, devralınan enkazın, yani devralınan görevin enkaz niteliğinde olduğu, bugünkü tablonun faturası kime çıkarılacak diye düşünülürken, hani sadece gözler bizi görmesin, aslında eski yönetimin yaptıklarını tamir etmeye çalışıyoruz minvalinde yorumlandı, böyle okundu bu açıklama sevgili izleyenler. Cevdet Akçay pek çok ismin çok son derece yetkin gördüğü de bir isim. Evet, yaptığı açıklamalar oldukça ses getirdi. Gazetelerden biraz ekonomi başlıklarını okuyalım. Sonra İyi Partili emeklilere bakacağız. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve beraberindeki İyi Partiler emeklilerle ilgili bir basın açıklaması yaptı Ankara Ulus'ta. Ona bakalım ama öncesinde bir Korkusuz Gazetesi'nden paramızın durumuyla ilgili manşeti ekrana taşımak isteriz. En büyük paramız 200 TL ile neler alınamıyor demiş gazete. İktidarın yanlış ekonomi politikaları yüzünden paramız pul oldu. Satın alma gücü azalıyor, vatandaşın cebindeki para hızla değer kaybediyor. 2009'da çıkarılan ve halen tedavüldeki en büyük banknotumuz 200 lira, vatandaşa şu anda 20 lira gibi geliyor. Dar gelirliler 200 lirayla birkaç sene önce pazar filemiz dolar taşardı, hatta paramız artardı. Şimdi 500 lira bile etmiyor. Türk lirası pul oldu, mutfaklarda yangın var diye isyan ediyor demiş. 1 kilo peynir alınamıyor çünkü fiyatı 350 lira. 1 kilo kıyma alınamıyor çünkü ortalama 400 lira bir kilosu. Saç tıraşı yaptırılamıyor çünkü 250 lira. Otomobil yıkatılamıyor çünkü fiyatı 350 lira. Bakın, eğitimciler zam istiyor deyip yine ekonomiyle ilgili eğitim cephesinden bir başka başlık da var burada. Türk Eğitim Sen ek ders ücretlerinin %100 artırılması için topladıkları 150 bin imzayı MEB'e ilettiklerini açıkladı diyor. Gerek kamuda çalışan eğitimciler, gerekse özel sektörde çalışan eğitimciler bir hak mücadelesi içerisindeler. Onlar da haklarınca takdir edilmenin peşindeler. Bununla ilgili yarın önemli bir konuğumuz olacak tam da bu saatlerde sevgili izleyenler. Kendisiyle eğitimi, özel okulları, özel okullardaki hem eğitimin durumunu hem de öğretmenin durumunu tartışmak niyetindeyiz. Şimdiden söyleyelim. Bugünün emeklilerine bakalım. Bu 200 lirayla neleri alamıyorlar? İyi Parti onlarla ilgili bir ses yükseltti. Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel emeklilerin sorunlarıyla ilgili açıklama yaparken Avrupa kıyaslamasını ortaya koydu. 2008 yılında çıkardığınız yasa ile aylık bağlanma oranını %70'den %45'e düşürdünüz. Sizden önce emekli ikramiyesiyle araba ev alınırdı. Şimdi bir yıllık kira bile ödenemiyor. Acilen aylık bağlanma oranını %70'e çekerek bu mağduriyete, bu yaptığınız ayıba artık son verin. Emekliye derhal refah payı verilmeli. İlaç ve muayene katkı payından muaf hale getirilmelidir. TÜFE hesaplanırken baz alınan enflasyon sepetindeki harcama kalemleri zorunlu harcama kalemlerinden oluşturularak kişilerin gerçek yaşam maliyeti baz alınmalıdır.
Şimdi eğitim meselesini okuduk az önce. Korkusuz Gazetesi'nin manşetinin altında bir detaydı. Bugün Karar Gazetesi'nin manşetinde eğitim var. Bakın ne diyor? Eğitim parası nereye gitti? Ayrılan 110 milyar, harcanan 14 milyar. Depremin vurduğu illerde okulların hasar gördüğü, öğretmenlerin konteynerlerde kaldığı raporlara yansıdı. Ancak yıkımın üstünden bir yıl geçmesine rağmen 11 ilde eğitim için ayrılan 110 milyar liranın yalnızca 14 milyarının harcandığı ortaya çıktı. 4 milyon öğrencinin eğitimi acil çözüm beklerken sadece bu iş için ayrılan bütçenin kullanılmaması soru işaretlerine yol açtı. Konteyner kentteki nüfusu 50 ilden daha fazla demiş. Bakın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporunda 11 ilde kurulan 392 konteyner kentte toplam 675 bin depremzedenin yaşadığı belirtildi. İlk sırada 205 bin kişiyle Hatay yer aldı. Kahramanmaraş'ta 135 bin, Adıyaman'da 115 bin kişinin bu yapılarda yaşam mücadelesi verdiği tespit edildi. Çarpıcı tablo depremden bir yıl sonra bile 50 ilin nüfusundan daha fazla kişinin hala bir kalıcı eve geçemediğini gösterdi diyor. Bu kalıcı eve geçmek geçememek meselesi konusunda son derece tok gözlü davranan, ya bu kadar kısa zamanda kim olsa yapamazdı zaten, konteyner kentte kalıyor olmaları normal gözüyle bakan bir kitle var. Sosyal medya üzerinden varlıklarını siz de gözlemlemiş olacaksınız, takip ediyorsanız eğer. Dedim ya az önce, kişiler haklarını bilmeli, talep etmeye hakları olduğunu da böylece idrak etmeliler. Aslında daha fazlasını talep edebilirler. Hele ki bu anlamda iktidarın verdiği sözler varsa en azından bu sözlerin tutulup tutulmadığını takip etmek çok efor gerektiren bir durum değildir diye tahmin ediyorum. Var efendim. Eğer bu ülkenin öncelik sırasını doğru yaparsa bu depremzedelerin hepsini söz verdiği tarihte kalıcı konutlara yerleştirmeye gücü var. Ama mesele öncelik sırası. Zaten gazetenin manşeti de öncelik sırası ile ilgili bir tercihin nasıl yapıldığını söylüyor. Yani eğitime diyor şu kadar para ayrılmıştı ama 110 milyar ayrılmıştı, 14 milyarı kullanıldığı ortaya çıktı diyor. Bu da bir öncelik sırasıdır. Demek ki depremzedelerin barınmaya dair problemleri hükümetin öncelik sırasında olması gereken yerde değil. Depremzede çocukların eğitim maliyeti, çocukların geleceği yönetenlerin öncelik sırasında çok da üst sıralarda yer almıyor demek ki. Eğitim demişken bir de Cumhuriyet'ten bir başlık okuyalım. Kaynaklar tarikatlara, eğitimden sağlığa kadar her alana yerleştiler, ihaleleri kaptılar. 29 milyon TL'lik iş. AKP döneminde tarikat ve cemaatler her alanda etkisini artırdı, kadrolaştı, ihalelerle zenginleşti. Son örnek İstanbul'da AKP'li Kağıthane Belediyesi'nde görüldü. Kültür, bilim, uzay evi, gençlik merkezleri için açılan 29 milyon liralık ihaleyi tarikat bağlantılı Sadakataşı Derneği yöneticisi kazandı. Depremde alınacak önlemler de gerici vakfa bırakıldı. AKP'li Ümraniye Belediyesi ile İnsani Yardım Vakfı arasında afetlere ve acil durumlara müdahale edilmesi için protokol imzalandı. Amaç kurtarma ekiplerini eğitmek ve yurttaşları bilinçlendirmek olarak açıklandı deniyor. Okulda şeytan taşlama dersi, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesinin tepki çeken uygulamalarına yenisi eklendi. Meşhur ÇEDES, öğretmenlerin bayrak açıp itiraz ettiği, yapmayın bu laiklikten çok uzak dediği olayın meyveleri. Bitlis'te bir ortaokulda öğrencilere hac ibadetini öğretmek gerekçesiyle sınıfa Kabe maketi kuruldu, öğrencilere şeytan taşlama provası yaptırıldı. Bu yaşta çocuklara bu öğretilebilir ama hangi çocuğun, şimdi bunlar çocuk ya, yani irade anlamında hala belli ölçüde ebeveynlerine bağlılar ya, belki bazılarının ailesi istemiyor. Yani sen evde öğret, kendi evladını öyle yetiştirmek istiyorsan buna kim ne diyebilir? İstediğini öğret. Kaldı ki inanç meselesi zaten Allah'la kul arasında ama benden izin aldın mı ki sen benim çocuğuma, benim kontrolüm dışında, benim istediğim veya istemediğim, bana hiç sormadan kafana göre eğitim veriyorsun? Böylesine manevi bir konuda. Matematik öğret, biyoloji öğret, Türk dili ve edebiyatı öğret, İngilizce öğret, biyoloji öğret, fizik öğret, kimya öğret.
dünyanın kabul ettiği bir müfredatla ilerle. Bunu da isteyen yapsın kardeşim. Canı isteyen evinde öğretsin, canı isteyen kursuna göndersin. Canı isteyen Kur'an okuttursun, ders aldırsın. Çok mümin bir evlat yetiştirsin, canı isteyen yapsın. Ama canı istemeyeni mecbur kılamazsınız. Kimse sizi seküler olmaya mecbur kılıyor mu? Kılmıyor. Sevmek zorunda değilsin, bazı şeylere saygı duymak zorundasın. Bu kadar, tam olarak bu. Sevmek zorunda değilim, saygı da duyarım. Kim çocuğunu nasıl yetiştirmek istiyorsa öyle yetiştirsin konusunda. Ama kabul etmiyorum ve anlamıyorum. Asla anlaşılır değil. Öncelik sırası işte bakın. Öncelik sırası ihaleler kimlere gitmiş? Öğrencilere ne öğretiliyor? Hatay'da çocuklara harcanan para onda bir seviyesinde planlananın. Ama tarikatların ihaleleri öncelik sırasında belli ki daha üst sıralarda yer almış. Eğitim konusunu tekrar söylüyorum. Yarın konuğumuz Ümit Kalko ile birlikte tam da bu saatlerde yarın sabah itibariyle masaya yatıracağız. Özellikle özel okula öğrenci gönderen veliler ekran başında olsunlar diyelim. Şimdi çiftçilerle devam edeceğiz ama bizim çiftçilerimizle değil, İtalyan çiftçilerle devam edeceğiz. Avrupa'da pek çok ülkede hafta boyunca çiftçilerin özellikle ithalata karşı yaptıkları eylemler vardı. Bizimkine biraz benzeyen durumlar ama daha geniş kitleleri etkileyecek, daha kitlesel ve büyük eylemler. Zaman zaman işin içine şiddetin girdiği eylemler. Son örnek İtalya'dan geldi. Avrupa'da çiftçilerin isyanı yayılıyor. Hollanda, Almanya ve Fransa'da başlayan eylemlere destek artıyor. Son eylemlerin adresi bir kez daha İtalya oldu. Çiftçiler Avrupa Birliği'nin tarım politikaları başta olmak üzere tarım sektörüne yönelik desteklerin kesilmesini protesto etti. Roma'nın çevre yolunda konvoy yaptılar. Ülke genelinde geçen haftadan bu yana süren protestolarını sembolik konvoylarıyla Roma kent merkezine taşıyan çiftçiler, traktörleriyle büyük konvoylarını ise gece saatlerinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 traktörün katıldığı konvoyda çiftçiler günlerdir sürdürdükleri protesto gösterilerine bir yenisini ekledi. Fransa, İtalya, Polonya ve Macaristan'da çiftçiler sokaklara dökülmüş, yolları kapatarak Avrupa Birliği binasını abluk altına almışlardı. Avrupalı çiftçiler yakıttan gübreye kadar yapılan zamları protesto ediyor. Artan maliyetler karşısında tarım ürünlerine daha yüksek fiyat ödenmesini istiyorlar. Geçtiğimiz hafta Avrupa'daki çiftçi eylemlerinin İspanya ayağında buradan oraya narenciye gönderildiği için Türk çiftçisine tepki göstermek adına İspanyol çiftçiler Türk bayrağı yaktı. Yani biraz amacını aşmış, haddini aşmış eylemler de söz konusu. Üretici, çiftçi, topraktan emeğini kazanan her zaman her yerde bizim gözümüzde aynıdır. Ama bayrak yakmak, hani sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın minvalinde değerlendirilebilecek bir başka konu daha. O görüntüleri de tabii ki ekrana taşıyıp o çirkinliğe daha fazla ses vermeye asla gerek görmüyoruz, onu söyleyelim. Şimdi metrobüs kazası gerçekleşmişti, hatırlayacaksınız. Bir metrobüs kaza yaptı, şoförü indi, baktı. O sırada başka bir metrobüs onun aracına çarpınca kendisi ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı. Hem o görüntünün yani o kazanın görüntüleri ortaya çıktı hem de maalesef hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti. Kullandığı metrobüs arızalanmıştı. Araçtan inip baktığında başka bir metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırıldığında ağır yaralıydı. Kurtarılamadı. Metrobüs şoförünün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Eyüp Maltalman'ın kullandığı metrobüs İstanbul Büyükçekmece istikametinde seyir halindeydi. Metrobüs Haramidere mevkiinde arızalandı. Şoför metrobüs yoluna indi. Aracı kontrol etmek istedi. İşte tam bu sırada tüm yolcuları dehşete düşüren o korkunç kaza yaşandı. Karşı istikametten gelen otobüs Eyüp Maltalman'a çarptı. Yolcular hemen yaralı şoförün yanına koştu. Sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan şoför Eyüp Maytalman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürerken kazanın görüntülerine ulaşıldı. Feci kaza şoför Maytalman'a çarpan metrobüsün araç içi kamerasına böyle yansıdı. Hayatını kaybeden metrobüs şoförü defnedilmek üzere memleketi Ordu'nun Kabataş ilçesine gönderildi. Şimdi anne babaları, torun sahibi, anneanneleri, dedeleri, babaanneleri, dedeleri yakından ilgilendiren bir haber var sırada. 9 yaşındaki otizmli bir evladımız Harun. Bilirsiniz belki böyle birbirine yapışkan mıknatıs şeklindeki toplar. Onlar böyle hamur gibi yoğruluyor falan böyle bir oyuncak türedi. Fosforlu renklerde, minik bilyelerden, manyetik bilyelerden oluşuyor. O mıknatıslardan yutmuş meğerse. Kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Neyse ki zamanında müdahale edildi. Yapalım mı? Kapalı yöntemle ameliyatını yaptık. Ve bağırsaklarından 13 tane mıknatıs çıkardık. Renkliydi, boncuk gibi, böyle çocukların dikkatini çeken nitelikte şeylerdi, mıknatıslardı. Kusma şikayetiyle hastaneye kaldırdı ailesi onu. Bağırsaklarından boncuk şeklinde piyasada manyetik toplar adıyla da satılan 13 adet renkli mıknatıs çıktı. Şeker sanıp mıknatıs yutan 9 yaşındaki otizmli Harun doktorların çabasıyla ölümden döndü. Çoklu mıknatıs yutulduğu zaman bağırsağın 2 tane kısmını birbirine yapıştırıyor. 2 mıknatıs birbirini çekiyor ve bağırsaklar birbirine yapışıyor. Ve saatler içerisinde bu arada kalan bağırsak duvarı deliniyor. İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki otizmli Harun Duman kusmaya başlayınca ailesi tarafından acile götürüldü. Acil servisteki doktorlar iğne yapıp ilaç verdi, çocuğu eve gönderdi. Ancak kusma şikayeti devam etti Harun'un. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiler. Doktorlar çekilen röntgende Harun'un yabancı cisim yuttuğunu tespit etti. Bu çocuk otizmli bir çocuk. Yani özel bir çocuk olduğu için eline geçerse ağzına atıyor. Harun acil olarak ameliyata alındı. Bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 adet mıknatıs çıkarıldı. Bağırsağında zaten bir yapışıklık meydana gelmişti muhtemelen. Saatler öncesinden yutmuş. Harun özel çocuk. Evde bulduğu mıknatıslar renkte olunca bunları muhtemelen şeker sandı ve yutmuş. Bağırsakları delinen Harun başarılı geçen ameliyatla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Mehmet Çakmak çocuklarının yabancı cisim yutması konusunda aileleri uyardı. Yabancı cisim yutma çocuklarda daha çok ilk 2 yaş içerisinde görülüyor. Genellikle böyle arama refleksi, yutma refleksi, böyle bulduğu şeyleri ağzına götürme refleksi daha çok ilk 2 yaşta oluyor. Çocuklar hani evde buldukları şeyleri ağızlarına atıyorlar. Fakat bunlar içerisinde en tehlikeli olanlar disk bil ve sonrasında ise mıknatıs yutma, çoklu mıknatıs yutma vakaları. Bu mıknatısları eve sokmamak lazım. Çocuklar için farklı oyuncaklar tercih etmek lazım. Bir mesaj: terörle mücadele sırasında devletimizin emrindeyken vatanımız için canımızı içe sayıp vurulduk, kurşun yedik, bomba yedik, mayın yedik, yaralandık. Bunlarla yıllardır yaşıyoruz ama gazi değiliz. Devletimiz hiçbir imkanlardan faydalandırmıyor bizi. Yüreğimizde yangın var mesajını terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayanlar derneği başkanı Ertuğrul Gazi Demir göndermiş sevgili izleyenler. Devam ediyorum. Olimpos'tan selamlarınızı aldık. Kadir Bey, günaydın olsun Kadir abimize. Emel ablacığım mesajını eksik etmemiş yine. Başlar ayak, ayaklar baş oldu derdi benim babaannem zamanında. Öyle bir zamandayız diyor. Ruhi Bey yine uzunca bir mesaj göndermiş. Ayrı bir parantez açacağım. Yangın var dedikçe güncellemeler çığ gibi geliyor demiş Gülay Hanım gönderdiği mesajda. Salatalığın kilosu 82 lira olmuş. Memleketimizde şaka gibi yanıyor memleketimiz. Yangın var mesajını Didem Hanım göndermiş. Cebimizde yangın var diyen var. Yangın var diye bağırıyor ama sesimizi duyuramıyoruz diyen var sevgili izleyenler. Yangın var hem de alev alev diyen var. Yangın var başlığının altına mesajlar birikmeye başlamış. Şimdi bir tramvay kazası için ben sizi İstanbul Sultanahmet'e götüreceğim. Tramvay bir yayaya çarptı. Ya işte bu. Ambulans aradınız mı? Beni duyuyor musunuz?
Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay yayaya çarptı. Adam tam buradan geçerken tramvay zaten süratle geliyordu. Adama çarptı. Adamın burnu falan ağzı falan kanıyordu. Sultanahmet'te yaşandı kaza. Tramvay seyir halindeyken iddiaya göre bir yaya yolun karşısına geçmek istedi. Ve o an o korkunç kaza yaşandı. Tramvay hızla yola çıkan adama çarptı. Metrelerce savurdu. Tanımıyorduk da Türk ama yaşlı bir adamdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de yaralının yardımına koştu. Kanlar içinde kalan adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu kötüydü abi ya, gözü falan kızarmıştı. Şimdi isterseniz gelen kitaplarımıza bir bakalım. Bir de bir mesaj, bir duyuru. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Hanım, günaydın sesimiz olur musunuz diye bir mesaj göndermiş. Emekliler olarak sadaka maaşlarıyla geçinemiyoruz diye sesleneceğiz Adana'dan. Yarın saat 13 ile 15 arası Yaşar Kemal Kültür Merkezi Seyhan Adana'da. Salon toplantısında buluşuluyormuş. Adana ve çevre illerden emeklilerin katılımını bekleriz demiş. Yarınki Adana'daki EYT emekli eylemiyle ilgili. Gelen kitaplara şöyle bir bakalım. Baki Çıtakoğlu Düşsel isimli romanını kaleme almış ve bize göndermiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyorum Şehnaz abla. Sanoç Mehmet Teber tarafından kaleme alınmış. Sanal oyun canavarına karşı savaşmak ister misin? Mümine Yeşilmen resimlemiş. Böyle resimli ve güzel bir çocuk kitabı. Hay Kitap'tan çıkmış. Teşekkür ediyoruz. Mavi Çileğin Sırrı Doret Habib. Kişisel ve kurumsal markalaşma sanatıymış efendim. Bu anlamda ilgi duyanlar da Mavi Çileğin peşine düşebilirler. Diğer kitaplara da şöyle bir bakarız. Önce bir reklama gidelim. Bir çay kahve molası, bir kahvaltı arası. Çok uzatmayacağız ama geri geleceğiz, burada buluşacağız. Ozan Gündoğdu gelecek, konuşacak konularımız var. Görüşürüz birazdan. Bir kez daha günaydın, tekrar hoş geldiniz. Çalar Saat hafta sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasetin gündemiyle başlayacağız. Yerel seçime 2 aydan az bir zaman kaldı. Dolayısıyla siyasetin gündemi bununla yoğruluyor ve günden güne trafiği artan, söylemleri, karşılıklı polemikleri artan bir şekil alıyor. O onu dedi, bu bunu dedi haberlerini vermek zorunda olduğumuz ölçüde veriyoruz efendim. Türkiye'deki yönetenler ve yönetmeye aday olanlar birbirlerine neler söylemişler seçim öncesinde sizin için bir doğrultu çizecektir diye tahmin ediyoruz çünkü. Önemlidir diye düşünüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu arasında bir söylemdir gidiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın AK Parti adayı olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan da meseleyi son derece sahiplenmiş durumda. Kendisi de eskiden aynı koltukta oturan bir siyasetçi olduğu için geçtiğimiz dönemde de sanki İstanbul'un hala belediye başkanıymışçasına söylemleri konuşulan, tartışılan bir cumhurbaşkanımız var biliyorsunuz. Yine aynı şekilde aday açıklaması için başka illere gitmiş olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere Ankara'yı ve İzmir'i dilinden düşürmedi Cumhurbaşkanı. Ekrem İmamoğlu kendisine cevaben üzülüyorum dedi. Kendi adayını boşa çıkarıyor dedi. Ve enflasyon konusunda açıklama ve hamle yapmaya davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Bir aday atadınız. Adayınız var. Rakibimiz o. Bırakın burada biz İstanbul'u konuşalım edelim. Yok diyor, illa diyecek noktada mücadelesini veriyor. Daha fazlasını demeyeyim, siz anladınız onu. Ama üzülüyorum, işine baksın. Atanmış aday çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ekrem İmamoğlu, İSKİ Ömerli Havzası Çevre Projesi açılış töreninde konuştu. İktidarı sözünü tutmamakla eleştirdi. Melen Projesi ve Kanal İstanbul, yerel seçim öncesi unutuldu mesajı verdi. Bakın farkında mısınız? İki konuda cümle kurulmuyor. İçme suyu Melen Barajı, iki Kanal İstanbul. Bak ikisi hafızalarda yok sanki. Melen Barajı'nın bugün adını bile ağızlarını alamıyorlar. Çünkü üzülerek söylüyorum, ortada Melen Barajı yok. Eskisi yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin
tek gündemi kimin adamının nerede aday göstereceğinden ibaret. AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında kürsüdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef aldı. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Bu seçimden seçime her yol mübah anlayışıyla yapılan kampanyalardan bu millet usandı. Üzülüyorum, işine baksın. İmamoğlu iktidara ekonomiyi hatırlattı, enflasyonla mücadele çağrısında bulundu. Milletimizi enflasyon canavarı yiyip bitirirken sofrasına beyaz peyniri bile koyamayan aileler var iken, hem de milyonlarca, hala miting yapıp yerel seçim üzerine konuşmalar yapıp İmamoğlu aşağı, İmamoğlu yukarı. İmamoğlu da diyemiyor oy kaybedecek diye. Soyadımla bile alıp veremediği var adamın. Tek derdi İstanbul. Ya enflasyonu düzelt. Başka işlerle uğraşmayın. Asıl mesele ekonomi diyor muhalefet her türlü söyleminde. Ekrem İmamoğlu da onlardan bir tanesi. Bakın bu karşılıklı diyaloğu gazeteler nasıl gördüler? Pencere gazetesiyle başlayalım. Pencere gazetesi diyor ki adaya yazık ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı hemen her toplantıda İstanbul'u gündeme taşımasına tepki gösterdi. Üretimde, ihracatta, bütçe açığında, cari açıkta her türlü veride kötü durumdayız ama onun aklı fikri İstanbul'da dedi, diyor. AK Parti adayı Murat Kurum'a haksızlık ettiğini söylüyor. Açıkladığı adaya da yazık ediyor. Yani bir aday açıkladınız, aday konuşsun. Bizim rakibimiz o olsun. İyi devlet insanı devletin esas sorunlarıyla ilgilenir dedi diyor. Bir de yanında bir başka detay. Ya aymazlar ya şuursuz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cuma namazını Kayışdağ İmam Hüseyin Camii'nde kıldı. Namaz öncesi sosyal medyada yapılan camiyi seçim bürosuna çevirdiler paylaşımlarına. Caminin imamından tepki geldi. Mehdi Aksu namaz sonrası kendisini dinleyenlere başka camilere cumaya giden yönetici yok mu? Bu kelimeyi kullananlar aymazdırlar, şuursuz ve basiretsizdirler dedi diyorlar. Bu Pencere'nin bugünkü manşeti. Bir Gün gazetesinin manşetine bakalım. Yine İstanbul var orada da. Silüet İstanbul, gerçek Türkiye. Siyasette yeni diziliş mega kent üzerinden. Partiler İstanbul seçimi üzerinden siyasetteki yeni pozisyonlarını deklare ederken 31 Mart sonrasında oluşacak yeni dizilişe ön hazırlık yapılıyor denmiş. İstanbul'da İmamoğlu ve kurumun ardından dün DEM Parti adayını açıklarken bugün de sıra yeniden Refah'a geldi. Adayların açıklanması seçim düğümünü çözmediği gibi yeni tartışmaları beraberinde getirdi. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından muhalefet bloku dağılırken iktidar cenahı tahkimat peşinde denmiş. Devam edelim, bir de Sözcü gazetesinde yine İmamoğlu ile ilgili bir detay var. İmamoğlu'na yıkım teşekkürü. İmamoğlu'na yıkım teşekkürünün haberinin detayı şöyle. Ekrem İmamoğlu kendisini tebrik eden vatandaşa Üsküdar'ı daha da temizleyeceğiz, pırlanta gibi olacak dedi diyor. AK Parti'ye oy veren vatandaştan yıkım teşekkürü gelmiş Ekrem İmamoğlu'na. İBB Başkanı İstanbul'da dolaşıp halkla konuştu. Bir vatandaş ben AK Parti'ye oy veriyorum deyip Üsküdar sahilindeki kaçak kafeleri yıktırdığı için İmamoğlu'na teşekkür etti. Elinize kolunuza sağlık, tebrik ederim, helal olsun dedi diyor Özlem Güvenli'nin haberinde. Bu da biliyorsunuz arbedeler, yaralanmalar, hastanede, adliyede biten durumlara sebep olmuştu. Polisle zabıta karşı karşıya gelmişti. Ve o dönemde de İstanbul, Türkiye'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'du. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Murat Kurum aday olmasıyla duruyor. Hadi ona bakalım. İstanbul adayı Murat Kurum. Dün temel atma ve yıkım töreni için Tuzla'daydı. Kendisi dedi ki bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabii ki hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tuttuk dedi. Karşısında bizim sözlerimizi, bize verdiğiniz sözleri tutmadınız diyen TOKİ mağdurlarını buldu.
Biz bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hamdolsun verdiğimiz tüm sözleri tutmuş bir siyasi iradeyiz. Lütfen bizi dinleyin başkanım. Ya çok mağduruz. Yani sabit taksitimizi istiyoruz. Yani kalemi yemesini istiyoruz. 125 lira indirim istiyoruz. Çok büyük mağduriyetimiz var bize. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. Hadi gelin. Efendim? Arkadaşlar müsaade ederseniz arkadaşlarla bir şey konuşacağız. Tüm sözlerimizi tuttuk dedikten sonra tutulmayan sözün mağdurları çıktı karşısına. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un. Bakanlığı döneminde kurası çekilen ama ödemeleri yılan hikayesine dönen TOKİ Tuzla sosyal konutlarının hak sahipleri verilen vaatleri hatırlattı. Fiyat ve ödeme kolaylığı talep etti. Var. 2019'da dar gelirli aileler için açıklandı 100 bin sosyal konut projesi ama 5 yıldır bekledikleri konutlara bir türlü kavuşamadıkları gibi söz verilen sabit taksitler, KDV oranları, vade sayısı yani her şart değişti. 20 kat artan taksitler dar gelirlinin bütçesini aştı. Defalarca eylem yapıp sesini duyurmaya çalışan TOKİ Tuzla Sosyal Konut Projesi mağdurları yine bir TOKİ temel atma töreni için Tuzla'da bulunan AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a seslendi. Biz sizi Kurum hak sahiplerini dinledi ancak net bir çözüm sunmadı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki ile birlikte katıldığı kentsel dönüşüm temel atma ve yıkım törenindeki konuşmasındaysa İstanbul'da depreme dayanıksız 650 bin konutun dönüştürüleceği vaadini tekrarladı. İnşallah Allah nasip ettiğinde bu şehrin şehremini olarak milletimizle el ele kol kola İstanbul'umuzu depreme hazırlayacağız. Bizi arayanlar hep kentsel dönüşüm şantiyesinde bulacaklar. Kurumunda dile getirdiği yarısı bizden kampanyasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dönüşüm desteğinde tavan 700 bin lira. Oysa İstanbul'da 1 metrekarenin dönüşüm bedeli yaklaşık 25 bin lira. Yani 100 metrekarelik bir evin dönüşüm maliyeti 2,5 milyon lira. Yarısı bizden kampanyası bu maliyetin değil yarısını, üçte birini bile karşılamaya yetmiyor. Kurumda sözlerinin satır arasında vaat edildiği gibi yarısının devletten olmayacağını, vatandaşın daha fazla ödeyeceğini kabul etti. Belki 1 milyon lira, 1-200 para harcayacaksınız ama biten eviniz bugün İstanbul'un neresinde olursa olsun 8-10 milyon liradan aşağı olmayacak. Rakibi Ekrem İmamoğlu'nun boşa çıkardınız, bırakın onunla rekabet edelim dediği Murat Kurum işte böyle söyledi. Tabii bizi arayanlar dönüşüm şantiyesinde bulacak derken kendisinin eskiden bu anlamda bakanlık seviyesinde yetki sahibi olduğu da akıllara geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten İstanbul için, Ankara için ve İzmir için, özellikle de İstanbul için adeta birebir mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete yönelik geçtiğimiz hafta çok dikkat çeken bir açıklama daha yaptı. Şimdi siyasetle ilgili haberlere şimdilik bir ara verip yaşamsal haberlere geçeceğiz ama onu da hatırlatalım. Biliyorsunuz geçen hafta 6 Şubat bizim için çok önemli bir tarihti. Depremin yıl dönümü olması dolayısıyla gündem buna yönelik şekillendi tüm haber medyasında ama aynı zamanda 6 Şubat'ta Çağlayan Adliyesi'nde de bir saldırı gerçekleşti. İki terörist o an orada etkisiz hale getirildi ancak 3'ü polis, 6 kişi yaralandı, 1 sivil hayatını kaybetti. Dilfras Hanım, Dilfras Karataş Mevlid'e giderken oradan geçtiği sırada maalesef bu talihsiz durumla karşı karşıya kaldı. İşte pamuk ipliğine bağlı yaşamlar. Türkiye ucuz el ölümler ülkesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine bir bambaşka bir şehirde, Şanlıurfa'da aday açıklaması yaparken neredeyse konuşmasının tamamını Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırarak terör konusunda adeta faturayı CHP'ye kesecek ölçüde açıklamalar yaptı. Yani 14-28 Mayıs sürecinde nasıl terör konusunda bir propaganda yürüttüyse iktidar, yerel seçim öncesinde de benzer bir propaganda sistemi karşımızda olacak gibi görünüyor. Bir de mesajlarınız var. Özellikle emekliler ekran başında, onları okumak isterim. Nabi Bey, günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. TÜİK
TÜİK'in aylık olarak açıklanan enflasyon oranları çarşı pazarı yansıtıyor olsa emekli memura seyyanen zam vermeye gerek kalır mıydı diye sormuş. Yerinde bir soru. Tazminat haberi verdik. Bir izleyicimiz Bayram Bey 2021 Mart'ında emekli olmuş, memur emeklisi. 40 yıl çalışma karşılığında 142 bin lira tazminat almış. Bırakın bir ev almayı, 0 kilometre bir araç bile alamadım. Seyyanen 12 bin TL paramızı, hakkımızı istiyoruz diyor. Bir diğer izleyicimiz Murat Bey de muhalefet partileri içindeki yangın devam ettikçe pazarda, çarşıda ve mutfaktaki yangın da devam eder demiş. Yangın var başlığımıza istinaden. Şimdi siyasete bir süre ara verip kazalarla devam edeceğiz. Peş peşe kaza haberleri geldi. Bakın İzmir Çeşme'de 19 yaşında bir evlat hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da kafa kafaya bir kaza gerçekleşti. Antalya'da, Eskişehir'de, Bursa'da pek çok kaza, pek çok ölüm, pek çok yaralı. Bas. Dikkatsizlik, aşırı hız, kural tanımamazlık bu korkunç kazalara neden oluyor. Her gün onlarca kişi trafik kazalarında can veriyor. İzmir Çeşme'de 19 yaşındaki Mustafa Efe Özel bu korkunç kazada hayatını kaybetti. Sollama yaptığı sırada mıcırlı yolda hızını alamayan araç kaydı. Sürüklenip ağaca çarptı. Üniversite öğrencisi sürücü olay yerinde can verdi. Şanlıurfa'da bir minibüsle iki aracın karıştığı zincirleme trafik kazasını güvenlik kameraları kaydetti. Araçların kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 ağır 6 kişi yaralandı. Antalya Akseki'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İddiaya göre neden aşırı hız ve dikkatsizlikti. Kazada 21 kişi yaralandı. Eskişehir'de ise kaza anne ile kızını hayattan kopardı. Eskişehir Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Filiz Bayrakçı Karel karşı yönden gelen kamyona çarptı. Kazada 47 yaşındaki Filiz Bayrakçı Karel ile kızı 15 yaşındaki Yağmur Karel hayatını kaybetti. Bursa'da da aniden yola çıkan bisikletli iki genci otomobil çarptı. 16 yaşındaki bisikletli BA kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kazalardan şiddet olaylarına geçeceğiz. Maalesef geçmek zorundayız. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemde bilmem sizin dikkatinizi çekiyor mu ama biz haber merkezlerinde sayısının ve sıklığının arttığını görüyoruz. Sokaktaki şiddet olaylarının. İstanbul Bayrampaşa'da trafikteki bir kavganın bıçaklı kavgaya dönüşmesi, Eskişehir'de pazarcı esnafının birbirine girmesi, Kocaeli Çayırova'da cadde ortasında iki grubun yine birbirine girmesi, bu olaylar da aynı gün içerisinde farklı adreslerden gelen ve ne oluyor sokakta ki bu yangın şiddeti mi körüklüyor dedirten olaylar. Abi. Sokakta, pazarda şiddet her yerde. Kiminin elinde bıçak, kiminin elinde sopa. Kimi ise yumruklarıyla saldırdı karşı tarafa. İstanbul Bayrampaşa'da 3 Şubat günü motosikletle seyir halindeki Muhammed Orallı arkadaşı karşı yönden gelen motosikletli iki kişiyle tartıştı. Tartışma bıçaklı kavgaya döndü. 23 yaşındaki Muhammed Oral karşı taraftan YY'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı, hayatını kaybetti. Yol verme meselesi nedeniyle çıkan ve cinayetle son bulan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kaydında Muhammed Oral'ın bir markete girmeye çalıştığı sırada YY tarafından sırtından bıçaklandığı görülüyor. 17 yaşındaki YY ile 16 yaşındaki arkadaşı KA çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Eskişehir'de ise pazarcı esnafıyla vatandaş arasında kavga çıktı. Semt pazarının yakınlarında yaşanan kavgada taraflar sopalarla birbirine saldırdı. Kavgaya tutuşanları pazara gelen diğer vatandaşlar ayırmaya çalıştı. O anlar böyle görüntülendi. Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde de iki grup cadde ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Cadde savaş alanına döndü. Kavgada yaralananlar oldu. Tarafları polis ayırdı. Abi.
Bursa'da motosiklet sürücüsüyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yaşanan tartışma ışıklarda kavgaya dönüştü. Motosikletten inen sürücü otomobilin ön camını yumrukladı. Araç sahibi de aşağı indi, motosikletliye saldırmak istedi. Tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. Vatandaşların özellikle yangın var dediği önemli konu başlıklarından birisi de barınma problemi. Maalesef barınmaya dair yaşanan kriz, ki artık buna kriz demenin yersiz olmadığını düşünüyoruz. Vatandaşı böyle şiddet olaylarına başvurmaya itiyor. Ev sahibinin kiracısına, kiracının ev sahibine yönelik şiddete varan müdahaleleri ve tepkileri maalesef hükümetin bu anlamda yeterince önlem almamasından kaynaklanıyor. Haberini daha önce aktarmıştık. Şimdi neticesini aktaracağımız bir durum. Zorbaya bak deniyor. Türkiye bunu da gördü. Bir ev sahibi kiracısını evden çıkarmak için iki kişiyi kiraladı. Silahla ayaklarına sıkın dedi diyor. Bakın Ataköy 9. kısımdaki evin sahibi Mehmet Cengiz Bilik. Kirayı 3 kat arttırmak ve eve başka bir kiracı daha almak istedi. Gülcihan Kiçik. İşte de soyadı değişik. Bunu kabul etmedi. Bilik 2 Temmuz 2022 günü zorla eve girdi. Hakaret etti, eşyaları kırdı, kiracısını çatalla yaraladı. Gözaltına alınan Bilik hakkında 24 yıl hapis sistemiyle dava açıldı deniyor. Temmuz ayında biz yine bu ekrandan sabah erken saatlerde bunu aktarmıştık, ekrana taşımıştık. Sonrasında hakkında 24 yıl hapis istenen o ev sahibi için 7 yıl hapis cezasına karar verdi mahkeme. Oturacağını mı sanıyorsun sen? Oturacağını mı sanıyorsun burada? Cengiz Bey, ne yaptınız siz? Her tarafınız parçalandı. Oturacağını mı sanıyorsun burada? Kimse yok mu ya? Ev sahibi de burada. Kiracı %160 kira zammını kabul etmeyince evini bastı, hakaret etti, kiracısını yaraladı. O ev sahibi 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis çağırıyor musun? Çağır. Çabuk silahlı saldırı dedi. Cengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Polis çağırıyorum, ben bu saldırıyorum. Ev sahibi burada, ev sahibi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik, İstanbul Bakırköy'deki 1+1 dairesini 250 dolara kiralamıştı. %160 zam talep etti kiracısından. Kiracı 650 dolara yükselen kirayı kabul etmedi. Mehmet Cengiz Bilik evi bastı. Ah! Otur sen! Lütfen. Polis geliyor zaten polis. Ev sahibim ben. Ben ev sahibi, polis çağırıyorum. Sakin olacak bir şey yok. Polis geliyor zaten. Ev sahibi kiracısına ve o sırada evde bulunan misafire eline geçirdiği eşyaları fırlattı. Misafiri çatalla yaraladı. Hakkında dava açıldı. Nasıl vurursun kadına? Hesap sor işte. Nasıl vurdun? Nasıl vurdun kadına? Hesap sor. Hesap sormak ne demek ya? Gel o hesap sor bana. Ne, ben de mi vurayım sana? Vur. Bir oda 3 kişi nasıl kiraya verilir ya? Veriyorum ben. Hapse de girebilirim. Önemli değil o. Karar duruşmasında sanık hakkında ertelemesiz olarak 7 yıl hapis cezası verildi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'e silahlı tehdit, mala zarar verme, hakaret, birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Umarız ki bu dava diğer tüm davalara bir emsal nitelik teşkil eder. Beni kestiniz, doğradınız ya. Tamam, kestim, doğradım. Tamam, hapse gireceğim ben, ne olur. Emsal olsun, ibret olsun. Ev sahibiyle kiracı arasındaki meselenin adalet yoluyla çözülmesi zor olduğundan kişilerin kendi adaletini kendi sağlamaya kalkması da bir kez daha bizi yönetenlerin gözünün önüne serilsin sevgili izleyenler. Belki harekete geçerler. İşte şiddet konusunda maalesef böyle bazı desenler oluşuyor. Son dönemde bu ekonomik durum konusunda durum yüzünden ev sahibi kiracı arasındaki şiddet yeni bir desen, yeni bir haber şekline dönüşmek zorunda kaldı. Keşke olmasaydı. Doktora şiddet çok uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz bir konu başlığı. Sıradaki haber de bununla alakalı. Edirne'de annesini kaybeden bir vatandaş bir takım belgeler için hastaneye gittiğinde hırsını doktordan çıkarıyor. Hayatını kaybeden hastanın yakını kadın doktora saldırdı, yumruk attı, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Nafize K, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Serviste asistan doktor olarak görev yapan BBÖ, hastanın oğlu Volkan K'ya ölüm belgelerinin doldurulması yönünde bilgi veriyordu. Bu sırada Volkan K doktora yumrukla saldırdı. Araya hemen güvenlik görevlileri girdi. Hastane yönetimi beyaz kot bildiriminde bulundu. Volkan K gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu anlaşılan saldırgan önce ev hapsiyle cezalandırıldı. Ancak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden gözaltına alınan Volkan K bu kez tutuklandı. Edirne Tabip Odası saldırının yaşandığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde eylem yaptı. Sağlıkta şiddet konusu ülkemizde ne yazık ki kanayan bir yara, kronik toplumsal bir sorun haline dönüşmüştür. Kronik toplumsal bir sorun haline dönüşen bir başka konu başlığı kadın ve kadına yönelik şiddetle devam edeceğiz. Bir izleyicimiz sadece Mardin'den bir mesaj göndermiş, genç bir kardeşim. Onun mesajına parantez açmak isterim. 25 yaşındayım, Mardin'de yaşıyorum. Ne iş imkanı var ne de işveren. Olan da asgari ücretin altında maaş sağlıyor. Yetmezmiş gibi sigortasız çalıştırıyor. Sesimizi duyurun lütfen demiş. Önemli bir mesajdır. Mardin'e selam. Gönderen kişinin ismi Mehmet Öncel. Buradan selam olsun diyelim. Elazığ'da bir hastanede fizyoterapist teknikeri olarak çalışan kadın daha yeni evlendiği kocası tarafından katledildi. Bir de bir İngilizce öğretmeni vardı. Geçtiğimiz hafta haberlerini aktarmıştık, hatırlayacaksınız. O kadının da faili yakalandı. Bir ay önce hayat arkadaşı olmak için evet dediği eşi tarafından hayattan koparıldı 32 yaşındaki Burcu Demir. Sevenlerinin, ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi. Elazığ'da bir hastanede fizyoterapist teknikeri olarak çalışıyordu Burcu Demir. Geçen ay uzman çavuş MC ile evlendi. Hastane bahçesinde eşiyle konuştukları sırada aralarında tartışma çıktı. MC belinden çıkardığı silahla genç kadına peş peşe ateş etti. Kanlar içinde kalan kadın hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Genç kadın gözyaşları içinde toprağa verilirken onu hayattan koparan MC yakalanıp tutuklandı. Geliyor ambulans, geliyor, ses geliyor. Geliyor. İstanbul Kartal'da anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Britanyalı Keti Erorbay, kendisine takıntılı taksi şoförü Mustafa Gülter tarafından öldürülmüştü. Öğretmeni zorla aracından indirmeye çalışan Cani, defalarca ateş edip ardından kendini yaraladı. Tedavisi tamamlanan zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezasızlık bir ayağı bu işin, bir de bakış açısı değişikliği ve bu anlamdaki eğitimsizlik efendim. Kadının toplumdaki yerini çocuklara küçük yaştayken öğretirseniz eğer böyle yetişkinlere dönüşmeyeceklerdir. Emeklilerle devam edeceğiz, ekonomiyle devam edeceğiz. Geçtiğimiz Perşembe günü biliyorsunuz çiçeği burnunda Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan çıkıp basına ilk açıklamasını yaptı. O açıklamada aslında daha önce de belirtilen OVP'ye dahil edilmiş Gaye Erkan'ın da aktardığı Mayıs ayı enflasyonunun pik yapacağı bilgisini verdi. Gaye Erkan 70 ile 75 arasında bekliyoruz demişti. Sayın Karahan da zaten 73 olarak açıkladı. Bu hesaba göre emekliye verilen %33 zammın yarısı zaten o tarih itibariyle buhar olup uçmuş olacak. Mayıs'ta 73 olması lazım. %73'te zirve yapacağını. Daha kötü duruma düşeceğiz. Ne kadar maaş alıyorsun? 10 bin lira alıyoruz. Piyasayı görüyorsunuz. Çok zor durumdayız yani. Çok samimi söylüyorum. Banyo suyumu alıyorum, tuvalette kullanıyorum. Ya ben 30 sene devlet memurluğu yaptım ya. Merkez Bankası Başkanı Mayıs ayında enflasyon %73 ile zirve yapacak dedi. Yani enflasyon en az %9 daha artacak. Bu da Ocak ayından Mayıs'a %15,7'lik enflasyon
demek. En düşük emekli maaşına yapılan %33 zammın yarısı Mayıs ayına kadar eriyecek. Normal sokağa çıkınca, bir markete, pazara gidince zaten hissediliyor. Ya her geçen gün fiyatlar yükseliyor. Paranın değeri düşüyor. Bütün fedakar vatandaştan bekleniyor ama hükümet öyle pek bir tasarrufa da gittiğini düşünemiyorum. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı için enflasyon tahmini %73 ama en düşük emekli aylığı alanlara Ocak ayında %33'lük zam yapılmıştı. Merkez Bankası tahminini tutturur. Enflasyon %73 olarak açıklanırsa Ocak ayında aldıkları maaşın farkının yarısı 5. ayda erimiş olacak. Şu anda elime geçen para 14.750 lira. Tek başıma yaşıyorum. Evim kira, 10.000 lira kira veriyorum. 4.000 kaldı. Evet, 4.000 lirayla geçiniyorum ve kızım yardım ediyor. Biz önceden çocuklarımıza yardım ederdik ama şimdi çocuklarımız bize yardım ediyor ve çok acı bir şey, biliyor musunuz? Birçok emekli çocuklarından aldığı destekle geçinebiliyor. Ocak ayında enflasyon %64,86 oldu. Merkez Bankası'na göre sadece Mart, Nisan, Mayıs ayının toplamında bile 9 puanlık bir artış daha olacak enflasyon oranında. En düşük emekli maaşı alanlar %33 zam aldı Ocak ayında. 5 ayda 10.000 lira olan en düşük emekli maaşının alım gücü 8.450 liraya gerileyecek. O TÜİK var ya, TÜİK'in açıkladığı enflasyon benim enflasyonum değil. Hissedilen enflasyon algısı da tabii ki önemli. Sadece ölçülen enflasyon değil. Burada da gıda öne çıkıyor. Ne kadar alıyorsun? 10.000. Benim maaşım aldığım gibi ben gidiyor zaten. Aha böyle diyor işte, gidiyoruz hep o marketlerin, bu marketlerin, böyle dolaşıyoruz işte. Doğalgaz en azından yani ayda 2.000 lira para gidiyor. Haftada 500 lira. O da tam açmıyoruz yani. Ya bir tane ya iki tane petek açıyoruz. Elektrik ve doğalgazda bir düzenleme yapılması bekleniyor. Seçimden sonra doğalgaz ve elektrik fiyatlarına da zam geleceğini açıklamıştı yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan. 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz kullanım süresi de 1 Mayıs 2004'te seçimden sonra doluyor. Kardeşim, deveyi hamuduyla götürüyorsunuz. Yani 1000 liranın, 2000 liranın, 5000 liranın hesabını mı yapıyorsunuz siz? 600 milletvekili ve saraydaki ahaliler ne iş yaparlar? Niye seçiyoruz biz bu insanları? 10 bin lira maaşta sürünmek için mi seçiyoruz? Birsen Vanlıoğlu, emekliyim, evimde ocağımda yangın var. Bir tanecik torunum var, hayatımın anlamı o benim. Ona bir şeyler alamayınca gözyaşı döküyorum. Emeklinin bu gözyaşlarında boğulsunlar inşallah diye bir mesaj göndermiş. Mardin'den az evvel işsizlikle ilgili dert yanan bir genç kardeşim gibi bir de çiftçiler mesaj gönderiyor. Tarımsal hububat desteklerinin çiftçinin hesabına yatmadan özel elektrik şirketinin hesabına yatırıldığını öne sürmüş. Çiftçi mi önemli, özel şirketler mi? Lütfen sesimizi duyurun. Çiftçi zaten mağdur demiş. Osman Bey, sorunuza ben cevap vereyim. Çiftçi belli ki daha az önemli özel şirketlerden maalesef. Peki bu ekonomik sıkıntı içerisinde yangın var dedirtti ya bize bu durum. Balık tezgahında durum ne? Eğer mevzu bahis kalkansa, kalkan balığında da yangın var. Sezonumuz daha yeni başlıyor. Bundan sonra zannediyoruz biraz sürekli olur. Bu ara biraz fiyatlar yüksek ama ilerleyen günler ya 1000 lira civarında, ama ilerleyen günlerde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz. Karadeniz'de nadir olarak ağlara takılıyor kalkan balığı. Ağlara takılınca da balıkçı esnafının yüzü gülüyor. Çünkü fiyat biçilemiyor kalkana. Kalkan balığı daha tezgaha düşmeden satılıyor çoğu kez. Geçtiğimiz günlerde Sinop'ta denize açılan balıkçılar kalkan balıklarıyla kıyıya döndü. O kalkanlar kilogramı 1000 liradan satışa sunuldu. Kalkanlarımız 1,5 kilo ile 5 kilo civarında arasında değişiyor. Değişik kilolarda, gramajlarda balıklarımız var. Fiyatıyla dudak uçuklatan kalkan balıklarını en çok tüccarlar, lokanta sahipleri satın alıyor. Kilosu 1000 liraya kadar çıkınca vatandaş yanına bile yaklaşamıyor kalkan balığını. Pahalı biz alamayız. Bu hayat pahalılığında yani ona verene kadar başka bir şey lazım yemek için. Vallahi benim çok zengin olan belki önce öyle alabilir. Balıkçı esnafına göre kalkan balığı ilerleyen günlerde biraz ucuzlayacak ama fiyatlar düşse bile kalkan balığı vatandaş için lüks olmaya devam edecek. Bize anca istavrit falan 40 liralık bir şeyle anca öyle bir şey kurtarır. Başka bir şey alamayız. Balık almak zor, et almak kolay mı? Yeni Çağ Gazetesi bugün bununla ilgili bir manşet atmış sevgili izleyenler. İthal eti ucuzlatmadı, ithalat eti ucuzlatmadı, yerli üreticileri batırdı. Yerli besicilere destek vermek yerine canlı sığır ve kırmızı et ithal eden iktidar, hayvancılık sektörüne büyük darbe vururken et fiyatlarının yılda %129 artışını da engelleyemedi diyor. Yani et konusunda da yangın var. Hatta belki de
Yangın var diyebileceğimiz en önemli ve başlıca kalemlerden birisi et. Şimdi Merkez Bankası'nın kopuş meselesiyle devam edeceğiz. Cevdet Akçay konusunda yetkin görülen, ismi Merkez Bankası Başkanlığı için de anılan önemli bir isim Merkez Bankası'nda. Bu anlamda ekonomi çevrelerinin takdirle takip ettiği bir isim olduğunu özellikle son dönemde takip etme şansımız oldu bu Merkez Bankası krizi sırasında. Bir takım bağlantıların koptuğunu, ekonomide kopuş olduğunu söyledi biliyorsunuz. Buna dair siyasetten tepkiler var ve konuyu Ozan Gündoğdu ile değerlendireceğiz. Politika faiz enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Merkez Bankası enflasyonda beklediği sonuçları elde edememiş olmanın sorumluluğundan kaçınmak üzere kendinden önceki döneme kendilerine enkaz devrettikleri anlamına gelen cümlelerle eleştiriyor. Bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Bir Merkez Bankası'nın en üst yetkilisi bu açıklamayı yapmışken bu ülkenin hukukçuları, bu ülkenin denetim sistemleri, müfettişleri buna sebep olan herkesle ilgili olarak bir hesap sorma mekanizmasını başlatmak zorundadır. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın ekonomik sistemin çöküşünü anlatan cümleleri sonrası muhalefet hesabı kim verecek diye soruyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Bu da benim tezimdir. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Faiz kur linki kopmuş. Yerimde duramıyorum. Kıpır kıpır. Ben şunu yaptım. Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Arkadaşlarımız ne diyor? Kopuş. Bu sıkıntının temeli kopuşmuş bu sistem. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihdas ediyoruz. Kopan ip bağlanabilir ama bir kez kopmuştur. Bunun yakın zamanda tesis edilemeyeceğini Merkez Bankası da biliyor. Cevdet Akçay'ın faiz düşerse enflasyon da düşer politikasını ve dönemin ekonomi yönetimlerini eleştiren cümleleri net ama muhalefet yetmez diyor. Faiz düşerse enflasyon da düşer denilip enflasyonun %65'e çıkarılmasının hesabını kim verecek? Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim. Ben. Bu ülkenin rezervlerini, yedek akçelerini satıp gözündeki ışıltıya bakar mısınız diyen siyasetçinin hesabını kim verecek? %15'te bankalar kolluyorsunuz. 14. Bu bankalar bu aldığı parayı 36 ile cepten bize satarken... Alma abi, alma. Çok yüksekse faiz alma kardeşim krediyi diyen Merkez Bankası Başkanı'nın hesabını kim verecek? Ya çok güzel konuştu Cevdet Hoca da yani. Sonuç. Evet. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarına karşı ne Erdoğan konuştu ne eski bakanlar. Mehmet Şimşek de sessiz. Bakalım Ozan Gündoğdu da sessiz kalacak mı? Hoş geldin Ozan Gündoğdu. Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan'ın zamanı geldi. Hoş geldin arkadaşım, nasılsın? İyi Ezgi, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Cevdet Akçay'ın açıklamalarına ne diyorsun? Bir de bende başka şeyler de var, merak ediyorum. Çok enteresan. Buyur. Biz burada Çalar Saat'te cumartesi günleri konuşulmayanı konuşmaya çalışıyoruz fırsat olduğu sürece. Konuşulmayan bana kalırsa Türkiye'nin en önemli sorunu. Türkiye'nin daha önemli bir sorunu yok. Nüfus artış hızında çok ciddi bir demografik şok yaşanıyor. Ama kısa vadeli sorunları konuşmadan uzun vadeli sorunları konuşunca da bir fayda sağlamıyor. Dolayısıyla bizim kısa vadeli sorunumuz olan enflasyon da böyle herkesin gündeminde orta yerde duruyor. Cevdet Akçay gündemde. Enteresan bir figür. Neden? Çünkü daha önce şöyle bilmezdik biz. Bürokratlar ya da Merkez Bankası bürokratlarının kamuoyuna açıklamaları, bürokrata olmadan önce kamuoyuna açıklamaları gündem olmazdı. Ama ilk defa biz Cevdet Akçay'da şunu gördük. Zaten kamuoyuna fikirlerini söyleyebilen, zaten bir biçimiyle medyaya çıkabilen, fikirlerini bildiğimiz bir kişi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu ve şunu da biliyoruz. Bundan önceki ekonomi politikasına da muhalif bir kişiydi. Hı hı. Yani ne Sayın Nurettin Nebati döneminde uygulanan, Şahap Kavcıoğlu döneminde uygulanan o söz konusu yeni ekonomi modeli denilen şeye muhalifti. Muhalifken de Sayın Erdoğan tarafından bu tip bir anlayış mandacı ekonomistler olarak değerlendiriliyordu. Yani Cevdet Akçay'ın pozisyonu bundan bir yıl önce değerlendirilse, mesela bir AK Partili vatandaşa sorsak, bakın Cevdet Akçay sizin yeni ekonomi modelini eleştiriyor desek bir AK Partili vatandaşa, o vatandaş şöyle derdi, o zaten mandacı ekonomist derdi. Aradan bir iki ay geçti, seçim bitti. Şimdi o mandacı ekonomistler diyelim, geldiler Merkez Bankası Başkanı ya da Merkez Bankası yönetiminin İçine geldiler. Şimdi Sayın Cevdet Akçay konuşmasında eski ekonomi yönetimini eleştirdi aslında.
Dedi ki o link kopmuş, bu link kopmuş, link dediği bağlantı. Yani işte politika faiziyle mevduat faizi arasında bağlantı kopmuş, enflasyonla politika faizi arasındaki bağlantı kopmuş. Her şey uyumsuz. Her şey uyumsuz. Bana kalırsa ve bu diyor buna karşı bizim de iddialı bir şey söylememiz lazım. Aksi halde oksimoron olur zaten diyor. Çelişki olur diyor yani. Bana kalırsa Cevdet Akçay'ın kendi pozisyonu çelişkili bir pozisyon. Zira şöyle bir durum var. Bu linkleri, bu bağlantıları koparan kim? Bu bağlantılar yanlışlıkla mı koptu? Yani bir cahillik mi söz konusuydu bundan bir sene önce? Yanlış kabloyu mu kestiniz? Yanlış kabloyu mu kestiniz? Ya da Cevdet Akçay gibi ekonomistlere, mandacı ekonomistler denirken bir cahillik içinde miydi bu yönetim? Yani bir bilmemezlik hali mi vardı? Hayır, vaziyet şöydü. Seçime giderken faizleri düşük tutmayı burada kaç defa söyledik? Hükümetler ister çünkü düşük faiz demek hareketli piyasa demektir. Mesela borcunuz vardır, hemen bir kredi çekip o borcunuzu tamamlarsınız. Paranın dönüşüm hızı düşük faizde çok hızlı olur. Vatandaş işini halledebiliyordur yani. Vatandaş işini halledebiliyordur. Evet enflasyon olur, evet enflasyon olur ama paraya ulaşmak kolay olduğu için millet çok şikayet etmez. Asıl şikayet nerede başlar? Hem işsizlik varken, hem durgun piyasa varken, hem enflasyon olunca şikayet başlar. Nitekim şu anda yaşadığımız odur. Şimdi siz seçim ekonomisi olarak uygulanan bir programın temizleyicisi olarak görevlendirilmişsiniz. Yani biz seçimi kazanmak için böyle bir bilanço çıkardık karşımıza ve sen de gel bunu düzelt demişsiniz. O zaman ben şunu sorarım. Diğer seçime giderken de sen görevden alınacaksın. Yani sen zaten bu dişlinin, bu çarkın bir dişlisi haline gelmişsin. Eleştirsen ne olur, eleştirmesen ne olur? Ne kadar güzel konuşursan konuş. Bu çarkın dişlisisin. Sen ne kadar muhalif olabilirsin bu saatten sonra? Bu haliyle bana kalırsa Cevdet Bey'in pozisyonu da oksimorondur. Yani ilginç bir pozisyonda. Nitekim zaten bir biçimiyle orada anladığım kadarıyla muhalif kamuoyu da rahatlasın diye orada bir imaj kaygısıyla orada tutulan bir kişi kendisi. Gaz alma diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü şöyle bir hal oluştu. Şimdi kimse, piyasa aktörleri özellikle hali hazırda bu sistemdeki ekonomi yönetimine güvenmiyorlar. Neden güvenmiyorlar? Çünkü biliyorlar ki davul bu sistemdeki ekonomi yönetiminde de tokmak Cumhurbaşkanı'nda. Şimdi dolayısıyla kimse ekonomi yönetiminin dediğine inanmıyor. Ben diyor Cumhurbaşkanı'na bakarım. Cumhurbaşkanı yarın bir seçim kararı alırsa eğer ya da örneğin anayasa tartışmaları var, referandum tartışmaları var. Şimdi yerel seçimden sonra 4 yıl boyunca seçim yok. Ama söylenen o ki bir anayasa tartışmasında bir referandum olabilir 2 sene sonra, 2,5 sene sonra. Bir de öyle o kadar uzun süre seçimsiz bırakmazlar. Aynen öyle. Yani bu seçim olmadığı sürece bu sistem sürekli çünkü gerilim üretiyor. Şimdi referanduma giderken faizlerin yeniden düşmesi gerekecek. Yani bu nas var nas hikayesi geniş halk kesimlerine anlatılan bir masaldır. Ona ekonomistler inanmıyor zaten. O nas var nas denilen şey seçim var seçim. Seçim var seçim faizi düşürmemiz lazım. Evet. Şimdi faizi düşürmemiz gerektiği zaman Cevdet Akçay ne olacak? Şöyle bir kriz yaşanacak. Kardeşim enflasyon böyle ama faizi düşürmemiz lazım. Cevdet Bey de iki seçenek arasında kalacak. Ya istifa edecek öyle bir an geldiği zaman ya da görevden alınacak. Yani hayırlısı takip edeceğiz. Herkes vaziyetin farkında yani ama işte geniş halk kesimlerinin de uyanması lazım duruma. Nüfustaki vaziyet. Zamanımız dar diye hızlı geçiyor. Tamam. Şimdi böyle anketler görüyorum. İşte Türkiye'nin en büyük sorunu nedir diye vatandaşa soruyorlar. Vatandaş da haklı olarak hali hazırdaki durumundan şikayet ediyor. Enflasyondur diyor ya da terördür diyor ya da sığınmacılardır diyor. Odur diyor, budur diyor. Ben vatandaşın tümünün bu tespitlere katılmakla beraber hepsine muhalifim. Çünkü diyorum ki Türkiye'nin en büyük sorunu bunların hiçbiri değil. Türkiye'nin en büyük sorunu söz konusu grafikte gördüğümüz şey. 6 Şubat'ta depremi anarken TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt istatistiklerini yayınladı. 6 Şubat depremin birinci yıl dönümü olduğu için bu verileri yeterince düşünemedik. Arkada kaldı. Biraz veri arkada kaldı. Nüfus artış hızımızı açıkladı sevgili Ezgi TÜİK. O kadar ilginç bir şey yaşandı ki nüfus artış hızımız 1/1'e düştü. 1/1. Şimdi bizim bu Cumhuriyet tarihi boyunca bu aslında 2013'ten başlattık grafiği. Yani son 10 yılda nüfus artış hızı ne kadarmış ona baktık. Sonra 10 yıl için en düşüğü gibi görünüyor ama grafiği 1923'e kadar uzatmak mümkün. Daha doğrusu 1927'ye kadar yani ilk nüfus sayımına kadar uzatmak mümkün. Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bu kadar düşük hızda nüfusumuz artmış. Rekor. Dolayısıyla bu ilk defa yaşadığımız şeyin bir altını çizmek lazım. Bak son 10 yıl boyunca bizde genelde böyleydi. Yani demografik bir değişim zaten yavaş yavaş yaşanır. Öyle hemen yaşanmaz. 2013'ten 2020'ye kadar %12'nin altına hiç inmiyor. Pardon
binde 12'nin altına hiç inmiyor nüfus artış hızımızdaki artış. Fakat tahmin edersin bak 2020 yılında binde 5,5'a düşmüş ama bunu normal karşılamak gerekir. Neden? Çünkü pandemi var. Pandemiyle beraber çocuk doğum hızı azalıyor ama normaldir. Hemen ertesi sene 2021'de binde 12 geri toparlıyor. Fakat her ne olmuşsa 2022 ve 2023'te neredeyse çoğalmamışız. Kendimden örnek vererek anlamaya çalışabilir miyim? Şöyle, köyde yaşasaydım ya da küçük bir şehirde yaşayan birisi olsaydım muhtemelen ne güvenlik endişem olurdu, ne çocuğu özel okula gönderme endişem olurdu. Mahallemdeki okula yürüyerek gidip gelirdi, aynı benim çocukluğumda yaptığım gibi. Dolayısıyla 2 veya 3 çocuk sahibi olmak, hatta belki 4 çocuk sahibi olmak büyük şehirde yaşayan birisi için olduğu kadar korkunç olmazdı. Ama şimdi? Şimdi köyde yaşayan da çok daha az bu yıllara göre hızla azaldı. Dolayısıyla mesela köyde yaşandığı zaman bir de aynı zamanda çalışan gözüyle de bakılıyor çocuk sahibi olmaya. Korumayla ilgili de meseleler daha geri planda kalıyor. Herkes büyük şehirde, büyük şehir zor, pahalı, çocuk yapmak daha da pahalı. 2022'deki bu eğilim 2023'te şiddetlenmiş. Bu muhtemelen yani mutlaka sosyologlar incelemeli, saha araştırmalarından süzülerek bize veriler aktarılmalı. Ama enflasyonla ilintili olduğu da çok açık. Çünkü fiyatlar sert şekilde artmaya başladığı anda belli ki bizim ailelerimizin hepsi ikinci çocuğu düşünüyorsa aman demiş. Ya da çocuk düşünüyorsa boş ver biraz bekleyelim demiş. Biraz bekleyelim hali herkes enflasyona bakıyor. Aslında demin Cevdet Akçay'ı konuşurken bir gündemde bu. Yani vatandaşın evet gıdaya erişmekte zorlanıyor, kiraya erişmekte zorlanıyor ama bir yandan da abi abla olmak da istisna hale geliyor. Çünkü çocuk da yapmıyor vatandaş. Şimdi çocuk yapmayınca ne güzel işte boş ver. Biraz da az nüfusumuz az artsın diyebiliriz. Fakat demografik bir deprem yaşıyoruz aslında sevgili Ezgi. Çünkü nüfus artış hızımız giderek yavaşlıyor. Nüfus artış hızımız yavaşlayınca ülkemizdeki yaşlı nüfusun oranı giderek artıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Aslında bağımlı, yaşlılık bağımlılık oranı giderek artıyor. Daha fazla sayıda yaşlı insan bizim toplumumuzda yer etmeye başlıyor. Sosyal güvenlik sistemine baskı. Sosyal güvenlik sistemi stres altına giriyor. Birleşmiş Milletler diyor ki yaşlı bağımlılık oranı %15 ve üzerinde olan ülkeler sosyal güvenlik sistemlerini buna göre düzenlemelerdir. Çünkü bu ülkeler artık yaşlılı ülkelerdir. Yaşlılı bizim ülkeler. Kaç? Bizim işte 2023'te ilk defa %15 oldu. Şimdi bir grafiğimiz daha var ve bu görelim. Çok sert artıyor bak. Yaşlı bağımlılık oranı. Ne demek o yaşlı bağımlılık oranı? Bizim toplam 65 artı nüfusumuzun içinde toplam çalışanlara oranı ne kadar? Yani 65 artılar bir yanda, çalışanlar bir yanda. Bak 2007'den 2023'e kadar %15'e çıkmış yaşlı bağımlılık oranı. Neden? Çünkü doğum hızı az. Yani oransal olarak daha az oluyor gençlerin sayısı. Aynen öyle. Evet. Ben çocuk yapmazsam, sen çocuk yapmazsan ne oluyor? Aşağıdan genç kuşak yetişmiyor fakat yaşlılar orada duruyor. Dolayısıyla yaşlı nüfus, 65 artı nüfus toplam nüfus içindeki payı giderek artıyor. Bak 2007'de %10'muş, şimdi %15. Yani Birleşmiş Milletler'e göre artık neredeyse yaşlı bir ülkeyiz diyebiliriz. Ortalama yaşımız ilk defa 34'ün üzerine çıktı. Bu bizim İlk defa deneyimlediğimiz bir şey. Buna demografik fırsat penceresi deniyordu genç nüfusu olan ülkelere. Kapandı o pencere. O pencere maalesef kapandı. Bu pencere bizde 2005'te açılmıştı. Çünkü hem çalışan nüfusumuz çok yüksekti. Çalışan nüfusumuza karşılık bağımlı nüfusumuz azdı. Çin'le bu anlamda çok ciddi kıyaslanıyorduk o dönemde. Yani genç nüfusu olan ülke. Bu genç nüfusu olan ülkelerin demografik fırsat penceresi dedikleri şeyde şunu yapmaları gerekiyordu. Anlatılan buydu bize. Bir, altyapı yatırımlarını arttırın. İki, nitelikli eğitim. Yani siz artık bu saatten sonra nüfusunuzu arttıramayacaksınız. Dolayısıyla nüfusunuzun beşeri sermayesini arttırın. Yani niteliğini arttırın deniyordu. Maalesef bunu da yapmadık. Yani eğitim sistemimizin hali kalifiye ortada. Kalifiye eleman yetiştiremiyoruz. Bu demokratik fırsat penceresi açıldığı zaman, yani genç nüfus döneminde şunu yapması gerekiyordu. Nitelikli iş gücü. Yani niteliksiz iş gücünü tasfiye et. Niteliksiz iş gücü yerine kişi başına verimliliği arttıracak bir ekonomik altyapı oluştur. Maalesef biz onu da yapmadık. Çünkü hala bakıyorsunuz bizde bir numaralı sektörler tekstildir, madenciliktir, inşaattır. Yani emeğe dayalı sektörler. İşte bu nedenle şimdi çok ciddi bir
sorun yaşayacağız. Nedir o sorun? Bizim giderek 65 artı nüfusun gıdaya erişimi, barınmaya erişimi, sağlığa erişimi artık sistemimiz için daha büyük bir sorun haline gelecek. Bu sorunun insani olmayan metotlarla çözülmesi de mümkün. İnsani olmayan metot derken şu anda hükümetin uyguladığı metot bana kalırsa insani olmayan metot. Ne yapıyor? Kardeşim bu benim üzerimde yüktür diyor. Bir sosyal atık gibi davranıyor 65 evet. üzeri nüfusa. Ne yapayım? Ben o zaman onlara emekli maaşı vermeyeyim, emekli ikramiyesi vermeyeyim. Mümkün olduğunca bunları tırpanlayayım. Bir süre sonra bu bir süre sonra alışkanlık haline gelebilir. Mesela düşün Sayın Erdoğan daha önce bundan 5 sene kadar önce üniversiteli işsizlik gündem olduğu zaman ne demişti? Her üniversiteli iş bulacak diye bir şey yok demişti. Şimdi yakın zamanda şunu duyacağız. Her emekli geçinecek diye bir şey yok. Ben şöyle bir söz vermiyorum diyecek devlet. Bunu yaşayacağız yani biz. Kardeşim ben emekli maaşını veriyorum, o geçin diye vermiyorum. Ben o sana destek olsun diye veriyorum. Sen gideceksin, çalışacaksın ama 75 yaşındayım, o beni ilgilendirmez. Çalışırken tasarruf etseydin denilecek. Bak bunu üniversiteli işsizler yaşadı. Tabii bunu söylenecek. Mesela 5 yıllık kalkınma planında ne var? Tamamlayıcı emeklilik sistemi var. Diyor ki devlet, ben bundan sonra öyle ben sana maaş veririm, o maaşla sen geçinirsin. Bak emekliler diyor ki geçinemiyoruz. Geçinemeyeceksin tabii. Bu normalleşecek. Ne yapacağız o zaman? Tamamlayıcı emeklilik sistemine para atacaksın. Çalıştığın süre boyunca. Yani hem SGK'ya atacaksın hem de tamamlayıcı emeklilik sistemine atacaksın. İşsiz kalıyorum. Yapacak bir şey yok. Devlet sana bakmak zorunda mı gibi bir dil artık yavaş yavaş bize adapte edilmeye başlayacak. Buna karşı ama uyanık olmak lazım. Yani bizim hani bunu söylüyoruz. Bu söz konusu demografik değişim yüzünden yaşanacak bu. Ya insani bir şekilde çözeceğiz biz bu işi. Sosyal güvenlik sistemimizi reform edeceğiz. Ekonomi altyapımızı bu değişime uygun hale getireceğiz. Ya bu değişimi direneceğiz, halkı azarlayacağız. 3 çocuk yapın bakın diyeceğiz. Millet de 3 çocuk yapın deyince yapmıyor ama. Yani bu değişime adapte olmak lazım. Belli ki yapmamış. Belli ki yapmamış yani birisi 3 çocuk yapın deyince peki o zaman ben hemen 2. 3. çocuğu yapayım demiyor insanlar. Buna adapte olmamız lazım. Bu yeni değişen duruma adapte olmamız lazım. Bunun da yolları belli fakat maalesef biz kısa vadeli sorunlarımızı düşünmekten bu tip büyük bir sorunu, Türkiye'nin bana kalırsa en büyük sorununu düşünemiyoruz. Bunun için de aslında daha enteresan konu, kaba doğum hızının en yüksek olduğu gruplar da sığınmacılar. Aslında orada da başka bir demografik iş var. Onu düşündüm ben yani, sen anlatırken. Şimdi sen enflasyon yükü altında Türkiye'deki bütün kentli gruplar ezilirken, bu yük altında ezilmesine rağmen kaba doğum hızının çok yüksek olduğu gruplar sığınmacılar. Yani demografi sadece yaş olarak değil, kimlik olarak da değiştiriyor. Değişiyor. Bu başka bir problem. O bambaşka bir durum. Onun üzerine bir bu kadar daha konuşsak bitiremeyiz muhtemelen. Yani bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra, 20 sene sonra bugün sığınmacı nüfus Türkiye'nin %5'i ise, %6'sı ise o %20 olacak, %25 olacak. Seçim öncesinde de çok duyduk. Sonrasında yönetimde kendilerine yer bulmaya başlayacaklar. Bunlara şahitlik edeceğiz. Bu da ayrı bir konu başlığı. Dev gibi bir sorun değil mi? Dev gibi bir sorun. Kimse konuşamıyor. Yaşlı Bakanlığı, Yalnızlar Bakanlığı, huzur evi ihtiyacı, yaşlı bakım evi ihtiyacı, barınmaya dair bugün hali hazırda başlayan programların daha da büyüyecek olması, hali hazırda çalışanın yaşlısına, annesine, babasına zaten şu anda destek veriyor, bakıyor olması ve bunun daha da artacak olması muhteşem, devasa büyüklükte bir problem. Abilik, ablalık. Benim abim var. 2 çocuklu bir aileyiz. Yani 4 kişilik bir aileydik. Abilik, ablalık artık istisna olacak. Yani tek çocukluluk artık popüler hale gelmeye başladı. TÜİK verilerinde görüyoruz bunu. Ortalama hane büyüklüğü 4'müş 15 sene önce. Şimdi 3.1'e düşmüş. Yani 15 sene evvel bir Türk ailesi 4 kişiliktir prototipi diye düşünürken artık öyle demiyoruz. Artık 3 kişiliktir bir Türk ailesi. Fena. Değişik bir durum. Yine can evimden vurdun beni diyeyim. Gerçekten hayatın içinden böyle şah damarına dokunur gibi dokunuyor Ozan Gündoğdu. Hem seçtiği haber başlıklarıyla hem de bunu içini doldurma şekliyle. Yine ışığıyla geldi Ozan Gündoğdu diyelim. Ozan Gündoğdu'na veda ederken ben sizi reklamlarla baş başa bırakacağım. Sonra son sürat devam. Günaydın sevgili izleyenler. Bir 10 Şubat sabahından sesimizin, görüntümüzün ulaştığı her yere aydınlık gün dilekleri göndermeye devam ediyoruz.
Sizler de yangın var başlığımıza mesaj göndermeye devam ediyorsunuz. X hesabımız, Instagram hesabımız, ikisi de Ezgi Göze Gerdir efendim. Oralardan bize ulaşıyorsunuz. Yangın var dediğiniz konu başlıklarını sıralıyorsunuz. Biz de yine bu blokta da okumaya gayret edeceğiz. Siyasetin gündemiyle başlayalım. Önceki bölümlerimizde İstanbul'dan, İstanbul yarışından, yerel seçime dair devam eden pazarlıklardan bahsetmiştik. Mesela o pazarlıklardan bir tanesi Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında devam ediyor biliyorsunuz. Bir dargın, bir barışık, bir görüşüyoruz, bir görüşmüyoruz şeklinde. Yapılan açıklamalardan sonra herhalde burada ipler kopmuştur dediğimiz noktada tartışmaların, görüşmelerin tekrar başladığına şahitlik ediyoruz. Bugün itibariyle Yeniden Refah Partisi aday açıklamasını yapacağını duyurdu. Daha önce de duyurmuştu bunu ama hep ertelemişti bir şekilde. Bakalım bugün o aday açıklaması yapılacak mı diyelim. Ankara'yla devam edeceğiz. Ankara'daki yarışı ekrana taşıyacağız. Sıra oraya geldi. Pencere gazetesi diyor ki yavaştan açık çek yanıtı. Demokraside yeri yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlardan Ankara'ya yapılabilecek yatırımlar için açık çek aldığı yönündeki açıklaması için eğer bununla Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yok, Ankara halkı gereken cevabı verecek, bizim çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter dedi diyor. O cevabı kendi kulaklarımızla duyacağız. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. İktidarın belediye ayrımı yapma hakkı yok. Hiçbir ayrım yapmadan Ankara halkına hizmet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, konuştuk inşallah. Ulaştırma Bakanımız, Çevre Şehircilik İklim Bakanımız, diğer bakanlarımız aradılar bizi. Ne yapabiliyorsak Ankara'ya açık çek dediler, onu söyleyeyim. Eğer bunun da Ankara halkını tehdit edeceklerse bunun demokraside yeri yoktur. Ankara halkı gereken cevabı verecektir. Ben çeke ihtiyacımız yok, engellemesinler yeter. Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'un Cumhurbaşkanı ve bakanlardan açık çek aldık sözlerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanıtı. Tehdide Ankara halkı cevabı verecektir dedi. Şu anda zaten iktidar partisinin belediye başkanı. Böyle kolay çek alınıp da kanunsuz yardım falan alınabiliyor mu bilmiyorum ama önce Keçiören'deki kuleyi onlardan yardım alıp da tamamlamasını beklerim. Altınok ne yapılacaksa onu hükümetimizden alır. Oralardan destek alıp Keçiören'de yaşayan 50 bin civarındaki yoksula destek olmasını beklerim. Şu anda o çeki alıp Keçiören için kullanmasına hiçbir engel yok. Önce onları yapsın diye düşünüyorum. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Maliyetler arttı. Biz de 4 milyar kredi talebinde bulunduk. O da reddedildi. Bir büyük şehrin genel faaliyetlerinin hiçbirisinde aksama yok. Hepsine de yetişiyoruz bir şekilde. Bu seçimde belediye meclisinde de çoğunluğu almak suretiyle inşallah bu problemleri ortadan kaldıracağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, merkezi yönetimden destek alamasak da krediler onaylanmasa da Ankara halkına hizmete devam ediyoruz dedi. Rakibi Altınok'tan gelen projesi yok eleştirisine de adres göstererek yanıt verdi. Mansur Yavaş'ın projesi yok derken benim uyguladığım projeleri vaat olarak veriyor. 5 yıl boyunca 300 milyar bütçe geçti elinden. Nerede bunlar? Nerede? Mansur Yavaş ne yaptı koma girsin. Orada kuruşuna kadar nereye harcadığımız belli. Oradaki projelerimizden örnek almaya devam etsin. Örnek almaya devam etsin dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay garip kaldı. Bakın yerel yönetimle merkezi yönetim birbirinden ayrı düşünce böyle oluyor demesinin üzerine gelen bu çıkış aslında biraz birbirini destekleyen durumları ortaya koyuyor sevgili izleyenler. Bilmiyorum siz bunun yanlışlıkla söylendiğini düşünür müsünüz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakın Hatay garip kaldı çünkü yerel yönetim başka, merkezi yönetim başka minvalindeki konuşması sizce böyle bir tepki alacağı öngörülmeden edilmiş laflar mıdır? Belli ki bu işe yarıyor. Hatta buradan yürüyen Turgut Altınok da diyor ki ben açık çek aldım. Yani galiba bir karşılığı var. Bir kesim buna ne kadar büyük bir haksızlık. Bu nasıl bu cümle kurulur diye tepki gösteriyor olsa da belli ki bir karşılığı var. Şimdi fitre meselesiyle
devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı biliyorsunuz her yıl belirliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği oran TÜİK'in oranının daha üzerinde. Fitre konusunu sokaktaki vatandaş bakın nasıl karşıladı. 130 lira ne? Köyün değer ya diyor. Çeyrek oyun doyulmaz. 130 lira ne ki ya? Yani 250 gram et etmiyor. Ancak buradan Taksim'e gider gelirsin. Normal kuru fasulye yiyorsun 60 lira. Pirincin kilosu bile 153 lira oldu. 60 lira patlıcan, 55 lira biber. Yani canım çekti yaşlıyım bir dolmalık, bir karnıyarık yapayım desem. Basıydı, etiydi. Çok zorlaştı. Hangini söyleyeyim de anlatayım. Ortalık kötü. Yangın yeri yavrum. Yangın var. Diyanet İşleri Başkanlığı TÜİK'in yıllık enflasyonunu da gıda enflasyonunu da geride bıraktı. Fitre miktarında %85'lik artış yaptı. Bir kişinin günlük yani iki öğünlük gıda ihtiyacını 70 liradan 130 liraya çıkardı. Tost yenir ancak 130 lira. Milyonlarca insan açlık sınırının altında. Emekli de, asgari ücretli de %80 açlığa mahkum edilmiş durumda. Bak şimdi ben emekliyim. 10 bin lira ben tutuda maaş alıyorum. 2 bin lira fatura ödemişim. Bana kalmış 8 bin lira. Ben şurada dolaşıyorum böyle avara avara. Lokantaya giremiyorum. Bir simit alsam, bir çay içsem 20 lira. Adalet midir, hak mıdır? Eskiden emekliler fitre veriyordu. Şimdi emekliler fitreye muhtaç kaldılar. Diyanet'in belirlediği rakama göre 4 kişilik bir ailenin günlük yemek ihtiyacı 520 lira. Bu ayda 15.600 lira demek. Yani asgari ücrete çok yakın bir rakam. Milyonlarca emekli ise bu rakama ulaşamıyor bile. 7 milyon oldu Allah'a şükür. Kocamın maaşı. Biz zaten biz hayatım kökünden muhtacız da bize veren yok. Bu rakam son verdiği zamın rakamı 940 lira. Allah'tan rıva değil yani. Bir tarafa akıtıp bir tarafa bakıtmak. Emeklinin zaten ihtiyacı var. Emekli fitre vermeye şeyi yok ama bu canımızın zekatıdır. Çok değil. 3 yıl önce 2021'de 28, 2022 yılında 40 lira olarak açıklanmıştı fitre. Geçen sene ise 70 lira. Bu yıl açıklanan rakam %85'lik artışla enflasyonun geldiği noktayı da ortaya koydu ama yapılan hesap ne dışarıdan yemeye ne de pazardan alışverişe yetti. Dün pazarda 70 liraydı patlıcanın kilosu, 65 lira kabağın kilosu. Herkes şu anda fitreye ihtiyacı oldu. Fitre parası 1000 lira da verilsin ama kim verecek? Kimin ihtiyacı var dediğinizde açlık sınırının altındaki tüm vatandaşın, yoksul halkın tamamının ihtiyacı var yani. Bir hanımefendi yangın var diye bağırmak istiyorum demişti, hatırlıyor musunuz? Yangın var etiketinden esinlenmemiz budur efendim. Esin kaynağımız bu haberdir. Ruhi Becenek, evet memleketimde yangın var ama biz sadece oturup izliyoruz demiş. O onu dedi, bu bunu söyledi derken geçirdiğimizi, tarihin en ilginç seçim dönemini geçirdiğimizi göremiyoruz. Bize diyorlar ki 300 bin liralık evleri 3 milyon TL yaptık. 100 bin liralık otomobilleri 1 milyon TL yaptık. Kocaman hastane binaları yaptık ama sizi özel hastanelere mahkum bıraktık. Çocukların okullarının da büyük kısmını değiştirip özel okullara yönlendirdik. Maaşlara zam yaptık ama gerçek enflasyon zam oranından çok çok yüksek. Kiracı değilsen bile semt pazarında çürükleri toplayın. Başka türlü 10 bin lirayla geçinmek mümkün değil. Yetmez bunlar size. Ayrıca unutmayın, deprem olursa Hatay gibi gariban olursunuz. İşte bu şartlarda oyunuza talibiz diyorlar demiş Ruhi Bey. Bu seçim dönemi sizlere de ilginç gelmiyor mu diye sormuş. Devam ediyoruz. Karabük'te bir restoran çalışanı boğazına, soluk borusuna yemek kaçan çocuğu bakın nasıl kurtardı. Annesi panikle bağırdı. Dedi ki oğlumu kurtaran var mı? Ölüyor, ölüyor diye. Annenin yardım çığlığına restoran çalışanı koştu. Soluk borusuna yiyecek kaçan çocuğu Hemlik manevrasıyla kurtardı. Kebap yiyordu çocuk. Yani o kebabı o şekilde nasıl yedi yani, nasıl yutmaya çalıştı? Ancak görmeniz lazımdı. Bir anne ve çocuğu Karabük'te İstasyon Caddesi'ndeki bir restorana gitti. Yemek yedikleri sırada çocuk bir anda ayağa fırladı. Yemek soluk borusuna kaçmıştı. Annesi zaten bu arada hamileydi. O yüzden çok panik yaptığı için müdahale edemedi kadın.
Anne panikle bağırmaya başladı. Etrafındakiler hemen yardıma koştu. Ancak çocuk soluk borusundaki yiyeceği çıkaramıyordu. Restoran çalışanı Ferdi Kanış hemen Hemlik manevrası yaptı. Çocuğun soluk borusuna kaçan yiyeceği çıkarmasını sağladı. Hem çocuğa hem de panikleyen hamile annesine yardım etti. Sonra lavaboya getirdim, elini yüzünü yıkadım. Annesi de o panikle sıkıntılı yaşadığı için tansiyonu düştü herhalde. Hanımefendiyi de dışarıya çıkarttı. Şimdi garip kalan Hatay'a doğru gideceğiz. Türk Tabipleri Birliği ve Temiz Hava Hakkı Platformu bir rapor hazırladı. Sadece Hatay'da değil aslında tüm deprem bölgelerinde vatandaşın toz ve zehirli molekülleri soluduğunu ortaya koydu. Rüzgarın yönüne doğru bazen bu tarafa doğru estiği zamanlar oluyor ve bizi çok etkiliyor. Depremden etkilenen illerde sayısız bina yerle bir oldu. Hasarlı onlarca bina kontrollü şekilde yıkıldı. Tozun dumana karıştığı 11 ilde yıkımların bir sonucu da asbest tehlikesiydi. Yapılan analizlerde bunu ortaya koyuyor. Yürütülen hava kalitesi izleme çalışmasına göre Hatay halkı hala limitlerin çok üzerinde toz soluyor. O karşı dağ görünüyor ya, onun alt kısmı zaten görünmeyen yerlerde, o tozlu olan yerler, orası Antakya. Yine millet orada barınamıyor tozdan topraktan. Antakya'nın halkı kaçtı buradan. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremin üzerinden bir yıl geçti. Yemek, barınma, su sorunu derken depremzedeler bir de kanserojen ve toksik toz tehlikesiyle karşı karşıya. Molozları yaşam alanlarımıza, sulak alanlara, zeytinliklere ve tarım arazilerine döküyorlar. Türk Tabipleri Birliği, Temiz Hava Hakkı Platformu ve Hatay Tabip Odası İşbirliği ile 17 Ekim 15 Kasım 2023 tarihleri arasında çalışma yapıldı. 30 gün boyunca deprem bölgesindeki 3 ilde kesintisiz yapılan toz ölçümlerinde ortaya çıkan sonuçlar endişe verici. Yapılan asbest analizleri sonucunda Adıyaman'da 30 örneğin 2'sinde, Kahramanmaraş'ta 21 örneğin 8'inde, Elbistan'da ise 15 örneğin 2'sinde farklı türlerde asbest tespit edildi. Raporda özellikle Kahramanmaraş'taki büyük konteyner kentlerden biri asbest tespit edilen hafriyat döküm sahasına çok yakın ve hakim rüzgar yönünün etkisi altındadır denildi. Samandağ halkı 10 sene sonra asbestozis, akciğer kanseri, akciğer zarı kanseri gibi yeni sağlık sorunları ile karşı karşıya kalacaktır. Uzun vadede en büyük tehlike akciğer kanseri, kısa vadede ise kronik hastalığı olanlar büyük risk altında. Toz bulutlarına bir de sıcak hava eklendiğinde tehlike daha da büyüyor. Aynı zamanda Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu da depremin birinci yılına dair bir rapor yayınladı. Benzer riskler bu raporda da dikkati çekti sevgili izleyenler. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi Düzce'ye ve Tokat'a gideceğiz. İkisi farklı adreslerde köy ama ikisinin de sorunu aynı. Köyler heyelan dolayısıyla afet bölgesi ilan edilmiş, kayıyorlar, evler boşaltılıyor. Plansızlık ve neticesi. Ben evimde duramıyorum. Evim yıkılmak üzere, dayandı buraya uçuk bak. 8 tane hane gitti. Ve bir heyelan daha yaşandı aynı mahallede. 8 evle köy yolu hasar aldı bu kez. Köy parça parça yutuluyor heyelanlarla adeta. Suçluysa bulundu. AFAD ekipleri hazırladıkları raporda köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntıya dikkat çekti. Yeni toprak kaymaları ve çökmeler yaşanabilir dedi. Boşaltıldı ama işini alamadık. Eşyalarımız duruyor. 120 yıllık köyümüz. Daha önce burada hiç öyle bir şey görmemiştik. Bir 25-30 yıl önce buradan bir şebeke suyu geçti Gümüşova'nın. Bu şebeke suyundan sonra yani bir 15-20 sene bir şey yoktu. Altyapısı herhalde tam yapılmadan mı oldu, nasıl olduysa. Bu son 3-5 yıldan beri şu aşağıdaki amcamızın evi 2 yıl önce uçtu. Ondan beri burada sıkıntı devam ediyor. Burası Düzce'nin 120 haneli Kersendüzü mahallesi. 2022'de kar suyunun erimesi sonrası yaşanan heyelan nedeniyle mahalle ve çevresi afete maruz bölge ilan edilmişti. 2 yıl aradan sonra yeni bir heyelan meydana geldi aynı mahallede. 8 evle köyün içinden geçen yol hasar aldı. Ya bak gördüğünüz gibi işte bu su kalkmadı mı aşağılara da gitmiş. Bak öbür tarafa gidiyor, babanın tarafına, benim tarafıma gidiyor. Yani şimdi bu yapılacak ama yol yapılacak ama yol yapılmayla burası bitmez ki. Suyun kalkması lazım.
27 kilometre boru döşenmiş buraya. Depremlerde de oynadı, borular şey oldu. 15 sene şeyi varmış bu borunun ömrü, 28 sene olmuş. 2 hafta önce meydana gelen heyelan sonrası mahallelinin tedirginliği arttı. Bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri bir rapor hazırladı. Heyelan ve çökmelere köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntının yol açtığı belirlendi. Zemin yapısı nedeniyle yeni toprak kaymalarının da yaşanabileceğine dikkat çekildi raporda. İşte bak, arkadaşın evi var orada. Orada tehlikede. Yarılmış orası da aynı. Bu yukarıda da herhalde kaynak suyu var diye söylüyorlar ama onu da meydana çıkaramıyoruz. Bizim hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Bu Gümüşova'nın suyunun köyün içinden kalkmasını istiyoruz öncelikle. Dere yataklarından gitsin. Mahalleli su kanallarının bölgeden uzaklaştırılmasını istedi. 120 hanelik köy bir ilçenin suyuna feda edilmiş. Bütün yerimiz, mülkümüz, bizim ekmek teknemiz gidiyor. Geriden patlasa bizim evler de tehdit altında olacak. Geriden patlasa. Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Güneybakan köyünde de toprak kayması nedeniyle 5 ev ve 1 cami yıkılmıştı. Yaşanan felaketle ilgili Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Ömer Özkan'dan korkutan bir açıklama geldi. Bunun sebebi ise ne bir heyelan ne de bir toprak kayması. Sadece ve sadece o yer altındaki ana fayların artık harekete geçmesi. Özkan deprem tehlikesine işaret etti. Bölgedeki ana faylarda hareketlenme var dedi. Evet, büyük bir deprem geliyor. Bakın, bunu sadece ben söylemedim. Bunu ilimize gelen çok kıymetli jeofizik mühendislerimiz de söyledi. Profesör hocalarımız da söyledi. Japon bilim adamı da söyledi. Herkes şu anda bu kıyamet gününü bekliyor. 42 depreminde 4000 bina, 12000, 17000 vatandaşımızın öldüğünü tespit etmişler. Şu anda da eğer olursa 40000 bina yaklaşık olarak da 60-70 bin vatandaşımızın ölebileceğini tespit etmişler. Buna ne gerek var? Ben diyorum ki gelin önlem alalım. Bilim insanları pek çok konuda, özellikle deprem, doğal afet, iklim gibi konularda gelin önlem alalım demeye başlayalı uzun yıllar oldu. Ve uzun yıllardır bilim insanlarının ne söylediğini dikkate almayan bir yönetim şeklimiz var. Emeklinin bir aylık maaşıyla 18 kilo kıyma alınabiliyor demiş Sevgi Hanım. 5 kilo zeytinyağı 1500 lira. Bu emekli çay mı alsın, şeker mi alsın, kira mı ödesin? Emekliye seyyanen zam lazım, lütfen okuyun diyor mesajda. Emekliyim, 10 lira maaş alıyorum, 6 lira kira veremiyorum. Çünkü kalan 3 lirayı da faturalara veriyorum. Simit almak için bile param kalmıyor. Yangın büyüdü evlerde ne yazık ki demiş. Çalışmak zorunda olduğunu anlatmış Tülay Hanım, bir başka emekli izleyenimiz. Ben sizi şimdi Van'a doğru götüreceğim. İran'da 4 günlük tatil Van'da coşkuya yol açtı. İran'da tatil bistodoy Behmen vardı. 3 gün tatildir. Tam İranlılar gelip Türkiye'ye eğlenmeye. Tatiller, yeni yıl kutlamaları, bayramlar, indirimli satışların yapıldığı günler. İranlı turistlerin akın ettiği Van'da otellerin, dükkanların en canlı olduğu tarihler. Alışveriş yapacağız, eğlenmek yapacağız, her iş bir yapacağız burada biz. Çok seviyoruz abi, çok çok. İranlı turistler her fırsatta Türkiye'de alışveriş yapmak, eğlenmek için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Özellikle de özel günlerde Van'da dolup taşıyor oteller. Alışveriş yapacak, sonra gezecek. Ucuz. Bazı brendler tamamen bahalı, veli çok ucuz, çok iyi şehir, çok güzel adamlar, iyi adamları var. Ülkelerindeki 4 günlük tatili değerlendirmek için yine tercihleri Van oldu. Karayoluyla Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy sınır kapısından giriş yapan turistler otelleri %100 doldurdu. Gündüzleri şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezen İranlılar, gece ise eğlence merkezlerinde tatilin keyfini çıkarıyor. Dikkat edin, hasta olmayın. Van'da, yurdun doğusunda hava gerçekten çok çok soğuk. Sonra bir ıhlamur çayı, bir papatya çayı içeyim dersiniz. Cebiniz yanar. Şu anda çiçek ıhlamurunun kilosu 2000 lira. Papatyanın kilosu da 4000 lira oldu. Tatlarıyla, hoş kokularıyla ve sağlığa sayısız faydalarıyla aktarların kraliçeleri ıhlamur ve papatya. Ihlamurun kilosu 2000, papatyanın kilosu da 4000 lirayı buldu. Hiçbir yan etkisi yok. Hamileler, bebekler, çocuklar kullanabilirler.
Soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyona iyi gelir. Çok güzel, hoş tadı vardır. Kokusu güzeldir. Kış mevsiminin vazgeçilmezlerindendir bitki çayları. Basit bir soğuk algınlığında ya da öksürükte sıcacık bir bitki çayı ilaç gibi gelir insana. Ki doktor gözetiminde içirdiklerinde ilaçların iyileştirici etkisini de arttırdıkları bilinmektedir. Papatya ne işe yarar dersek, sakinleştirir, rahat uykuya dalmamıza yardımcı olur, sinüzlere iyi gelir, öksürüğe iyi gelir. Çiçek ıhlamuru yaprak ıhlamurdan daha lezzetli ve güzeldir içimi. Çok güzel, hoş bir kokusu var. Kilosu bende 2000 lira. Ihlamur ve papatya da kışın en çok tüketilen aktar ürünleri arasında yer alıyor. Ancak fiyatları her yıl olduğu gibi bu yıl da cep yakıyor. Çiçek ıhlamurun kilosu 2000 lira, tıbbi papatyanın kilosu 4000 lirayı gördü. Bu aralar 1-2 aydır papatya piyasada kalmadı. Bu tıbbi papatyadır. Uzmanların tavsiye ettiği, kırlardan, bahçelerden topladığımız papatya değildir. Bu çiçek ıhlamuru toplamak çok zor. Yapraklının fiyatı daha uygun ama çiçekleri daha makbul ıhlamurun. Şu anda piyasada hiç yok. Toptancımızı da bulamadık. Hiçbir yerde papatyamız yok. Fiyatın bu denli yükselmesinin ana nedenleri mahsul azlığı, maliyetler ve ürünlerin toplanmasındaki zorluk. Vatandaşsa fiyatına rağmen vazgeçemiyor bu iki üründen. Gramla da olsa satın alıp evine götürüyor ıhlamuru, papatyayı. Tabii çiçek olunca daha pahalı oluyor ıhlamur konusunda sevgili izleyenler. Bir de papatya ayırt etmesi çok zor. Medikal olarak hangisinin içilmesi gereken papatya olduğu, o anlamda da bir bilgi dipnot olarak kalsın. Biz milletçe severiz. İnşaat izlemeyi, kepçe, iş makinesi, ekskavatör, böyle otururuz. Bir spor gibi, ataspor gibi oturur izleriz. Galiba bunun temeli çok küçük yaşlarda atılıyor. Hadi çek kamyonu. Kamyonuyla sokakta oyun oynuyordu küçük çocuk. İş makinesini görünce kepçe operatöründen kamyonuna toprak doldurmasını istedi. Operatör de çocuğu kırmadı ve ortaya işte bu yürek ısıtan görüntüler çıktı. Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde kanalizasyon ve su şebekesi arızası nedeniyle altyapı çalışması vardı. 3 yaşındaki Mehmet Marlas Siftik'te o sırada annesiyle birlikte sokaktaydı. Oyuncak kamyonuyla iş makinesinin yanından geçerken kazı yapıldığını gördü. Kepçe operatöründen kamyonuna toprak dökmesini istedi. Operatör de seve seve kabul etti küçük çocuğun ricasını. Kazılan alanın içindeki bir işçinin gözetiminde oyuncak kamyonu toprakla doldurdu operatör. Kamyonu toprakla dolan küçük çocuğun sevinci görülmeye değerdi. Köyümüzde kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle şebeke arızalarını yaparken 3 çocuğumuz geldi. Mehmet, Farlas, benim arabamı doldurur musunuz diye bizi kepçeyle doldurdu. Çocuğu sevindirdik. Sevinçle koşması çok tatlı gerçekten. Biraz gülmeyelim mi artık? Hak etmedik mi biraz gülümseten haberler ve görüntüler izlemeyi? Alper Gezer Avcı, biliyorsunuz sık sık ertelenmişti. 3 kere yanlış hatırlamıyorsam Florida'nın meteorolojik koşulları dolayısıyla geri dönüşleri ertelenen astronotlar. Aralarında ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı da var. Dünyaya döndü. Yurda dönmedi. Dünyaya döndü. Hatta ikinci kez dünyaya geldi. Şakaları da yapıldı. Oradayken çok konuşulmuştu. İşte Türkiye'den ilk defa bir profesyonel gidiyor uzaya. Annesini ne kadar özlediği, hangi yemeği yemek istediği konuşuluyor. Ailesine de kavuşmuş efendim. Allah ayırmasın diyelim, uzun ömürler versin anne babasına. Yurda dönmesi bekleniyor. Alper Gezer Avcı, ilk Türk astronot, kendisi araçtan çıkıyor. Evet, Alper iyi görünüyor, çok heyecanlı gördüğünüz gibi. Gerçekten çok mutlu. Alper Gezer Avcı dünyaya döndüğü gururla yumruğunu salladı. Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Dünyaya dönen ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ailesiyle de kavuştu. AX-3 ekibinin hava koşullarına takılan ve 3 kez ertelenen dönüş yolculuğu çarşamba günü başlamıştı. Tarihi yolculuk yaklaşık 48 saat sürdü. Uzay aracı bugün atmosfere giriş yaptı. Artık aracı görebiliyoruz.
İnişe hazırlık olarak koltuklarının pozisyonunu tekrar ayarlıyorlar. Burada paraşütlerin açıldığını görüyorsunuz. Önce iki paraşüt açıldı, ardından uzay aracını yavaşlatmak için dört ana paraşüt devreye girdi. Şimdi yavaş yavaş açılacaklar ve aracı daha da yavaşlatacaklar. Evet, denize iniş gerçekleşti. Dragon kapsülü kısa süre sonra Florida kıyısı açıklarında okyanusa iniş yaptı. Görev başarıyla tamamlandı. Evet, çok mükemmel bir görüntü. AX3 mürettebatına evinize hoş geldiniz diyoruz. Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. 4 kişilik mürettebat uzay aracıyla birlikte gemiye alındı. Son kontrollerinin ardından kapsülün kapağı açıldı. Evet. Mürettebat 3 haftanın kapak ardından açıldı. Gün ışığına kavuştu. AX3 misyonu mürettebatına eve hoş geldiniz diyoruz. Alper Gezer Avcı kapsülden 3. çıkan isim oldu. Yerçekimsiz ortamdan döndüğü dünyada ilk adımlarını görevlilerin yardımıyla attı. 3. Alper Gezer Avcı ilk Türk astronot. Kendisi araçtan çıkıyor. Gezer Avcı ve diğer astronotların ilk sağlık kontrolleri gemide yapıldı. Mürettebatın bir sonraki durağı Houston olacak. Burada kapsamlı sağlık taramasından geçtikten sonra dünyaya uyum sağlamaları için bir süre karantinada kalacaklar. Evet, sanırım Marcus da gülüyor. Tabii vücut ağırlığını yeniden taşımaya başlıyor yer çekimi dolayısıyla. O yüzden adım atmakta zorlanıyor. Yönetmenim İrfan Tomakin dedi ki daha uzun süre kalanlar sedye ile çıkarılıyor. Çünkü o ilk etapta vücut ağırlığını yeniden taşımaya başlama zorunluluğu, kasların yeniden çalışması böyle bir yalpalamaya sebep oluyor belli ki. Şimdi sezonun merakla beklenen filmi Zafer'in Rengi. 1918 ve 1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylardan esinlenerek çekildi, oluşturuldu efendim. Milli mücadele zamanında işgal altındaki Anadolu topraklarında ve İstanbul'da futbol zaferiyle vatandaşın kenetlenmesi birbirine konu alındı filmde. Türk halkının bağımsızlık için direnişi konu alındı. Bir ona bakalım. Mondros'la terhis oldum. Savaşa. Konstantinopol'da mı devam ediyorsun? Bu şehrin adı İstanbul. Topraklarımıza gelen de sizlersiniz. Bu millet onuru için direnir. İstiklali için mücadele eder. Yaşasın hürriyet! İşgal devletleriyle yapacağınız müsabakalar milli hisleri hareketlendirir. Burada yeşeren umut 7'den 70'e memleketin her tarafına, her köşesine yayılır. Askerimiz Yunan'a karşı büyük bir muharebeye hazırlanıyor. Biz de burada hazırlanacağız onlar için. Vatan bir bütündür. Parçalanamaz. 16 Şubat'ta sinemalarda, bizse şimdi reklama gidiyoruz. Günaydın sevgili izleyenler. Bolca günaydın dedik. Bir kez daha söyleyelim. Günaydın. İnşallah gününüzü aydınlatırken verdiğimiz bilgilerle o aydınlığa katkı sağlamışızdır. Umarım bu anlamda bir faydamız dokunmuştur. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık. Ekranın bir tarafından ismi geçen emektar kişilerle birlikte hazırladığımız akışımızı, içeriğimizi ekrana taşıdık, sizlere taşıdık. Sizler de bize gündeminizi mesajlarla aktardınız. Her biri için çok çok teşekkürler. Mesaj yazıp gönderen eller dert görmesin diyelim her zaman olduğu gibi. Yarın sabah saat 8.30'da böyle karşılıklı mesajlaşmak ve muhabbet etmek için yine biz buralarda olacağız. Görüşürüz.